Evet, epey bir ara verdik. Bu kadar aradan sonra tekrar bir araya gelmekten oldukça mutluyum. Ama böyle olması gerekiyordu. Evet, takip edilmeler yaşadık, dinlenme yaşadık, tehditler yer yer aldık. Şüpheli bir takım davranışlarla karşılaştık. Yani gözler uzunca bir süre üzerimizdeydi. Onlarda kozmik taş vardı. Süleyman Aleyhisselam'ın uzun yaşama sırrı o. Kaç metre yüksekteyiz bilemiyorum. Şimdi hazırlıklarımızı yaptık, yola çıkıyoruz. Bir tane portal kapısı var, inşallah görür. Portal kapısının zeminini görür, onun zemini düzdü. Yaklaşık 5-6 saattir arazideyiz. Ben buradan buraya kadar 3 odası ben şu anda kefilim. Ama dediğim gibi o karşıdaki ağaçlı bölgeden buraya doğru inen bir yapı bölgesi olduğunu görebiliyoruz. 4 santim yüksekliğinde elmas. Zaten böyle bir komplo bekliyorduk. Bunu atabilir. Altın kutu. Bunun frekansı değişmez. Tam Sezai Bey'in bahsettiği gibi bir yapıya rastlandı. Aa! Duyan mı, kuzey mi, bir şey uçtu? Ona buğultu geldi böyle. Yo yo, sıkıntı yok, devlet değil. Devlet diyor, sıkıntı yok. Onlar bilimde yardım edici. Son çağ gibi. Müslümanlar bunu altın çağ diyor. Tüm gözler üzerinizde olacak, dikkatli olun gibi bir takım bilgiler aldık. Sevgili izleyenler, Zehirli Mikrofon'dan hepinize uzun bir aradan sonra tekrar sevgiler, selamlar, merhabalar. Evet, epey bir ara verdik. Bu kadar aradan sonra tekrar bir araya gelmekten oldukça mutluyum. Ama böyle olması gerekiyordu. Tahmin ettiğiniz sebeplerin de mutlaka etkisi var ama bir takım hazırlıklar da içerisinde olduğumuzdan süreci biraz uzatmak zorunda kaldık. Sözü çok uzatmadan herkesin çokça merak edip sürekli sorduğu Manisa konusunu birazdan sizlerle hep birlikte izleyeceğiz. Öncesinde birkaç belirtmek istediğim kısa husus ve teşekkür var. Öncelikle Manisa'nın ikinci ve üçüncü videosunda benimle birlikte çok ciddi mesai harcayan, emek veren sevgili can dostum Hakan Yedican'a çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun, kırmadı. Bizimle beraber o dönem bazı sorunlara da ne yazık ki dahil oldu. Çokça yoruldu, yıprandı. Ve yerinde bırakması gerekiyordu ve bıraktık. Yayınlayamadığımız videonun kendimize göre kişisel bazı sebepleriyle birlikte tahmin ettiğiniz yönde de mutlaka sebepleri var. Kabaca üzerinden geçmek gerekirse, evet, takip edilmeler yaşadık, dinlenme yaşadık, tehditler yer yer aldık, şüpheli bir takım davranışlarla karşılaştık. Yani gözler uzunca bir süre üzerimizdeydi. Bunu tahmin etmek çok zor değil. Ama şükür ki dostumuz, çevremiz, sevenimiz hamdolsun bolca mevcut. Her daim önlemimiz için bizlere yardımcı olan büyüklerimize de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dostlar, burası Manisa ve yayınlayamadığımız programdan sonra ben bireysel olarak aynı yerde yeniden aynı bilimsel verileri, çalışmaları yaparak, elde ederek sizlere sunmak için bir plan, program oluşturdum ve yaklaşık 10-11 ay evvel bu programı sessiz sedasız çalışmaları gerçekleştirdik ve doğru zamanı bekledik yayınlamak için. Şükür ki şimdi
zamanı diye düşünüyoruz. Bireysel olarak aldığım bu kararda gönüllü olarak çalışmalara destek vermek isteyen iki birbirinden değerli ayrı ekibe yeniden teşekkürlerimi buradan ekrandan sunmak istiyorum. Onlar da epey uzun bir mesafe yol kat ettiler ve çokça mesai harcadılar. Yürekten teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Evet dostlar, burada öncelikle amacımız Sezai Bey'in iddialarının ne kadar doğru olduğunu sizlere yansıtabilmekti amacımız. Yayınlayamadığımız programda hatırlarsanız. Yani ikinci programa dikkatli bakarsanız orada amacımız herhangi bir yeri, Sezai Bey'in iddiasının olduğu herhangi bir yeri bize göstermesini ve iddia ettiği şeylerin bilimsel tutarlılık gösteren bir yanı olup olmadığını, karşılıkları var mı yok mu, örtüşüyor mu, bunları tespit edip kayıt altına almaktı niyetimiz ve o dönem bazı sıkıntılı durumlara girdiğimiz için bunları paylaşmama kararı almıştık. Şimdi dostlar, iki ayrı ekiple yaklaşık iki gün, tam gün yaptığımız çalışmaların sonuçları, verileri olduğu gibi ekranlarda olacak. Sözü çok uzatmayayım. Herkes Manisa ne oldu diye soruyordu. Buyurun hep beraber izleyelim. Manisa ne olmuş? Sevgili dostlar, Manisa'dayız. Dün gece geç saatlerde geldik. Şimdi taramayı yapacak olan firmalar da burada. Görüşmelerimizi sağladık. Şimdi birazdan hareket edeceğiz. Kalabalık halinde hareket etmek istemiyoruz. O yüzden önce bir firma, sonra diğer firmanın çalışma yetkilileriyle birlikte gideceğiz. Kulağımıza tabii hoş olmayan şeyler de geliyor. Umarız bir sıkıntı çıkmadan testleri, çalışmaları bitirip tamamlayıp sağ salim döneriz diye ümit ediyorum. Şimdi hazırlıklarımızı yaptık, yola çıkıyoruz pick-up'la. Makine, ekipman hepsi hazır. Bir an önce başlayacağız ve ilk verileri birazdan inşallah elde edeceğiz. Araları 250 metreleri neyse onu ilk de ölçeceğiz zaten sizin tespitle. 6 tane piramit yer altında. Süleyman Aleyhisselam döneminden kalma, Süleyman Aleyhisselam'a yardım eden 6 boyut insanlar mı? Şimdi şu arada ben çizeceğim üzerini, onu siz teknolojide tespit edeceksiniz. Bir ne var? İki kat. Şurada hemen önümüzde yani. Şu ağaç var ya. Hemen hemen onun şuradan başlıyor. Ben üzerini dikeleyeceğim, siz oradan teknik olarak çalışmaya başlayacaksınız. İleri doğru binayı ölçeceksiniz. Ondan sonra emin olduğumuz mu diğer safhalarını artık net bir şekilde rolatacağız yavaş yavaş. Ona göre teknolojimizi buradan hazırlayacağız. Yukarıdan hazırlayacağız. Şurada biz hemen çekersek. Hemen şu ağacın ağaç yok. Hemen tahmini olarak onun oralardan başlıyor. Ben şimdi göstereceğim size. Binanın başlangıcını. Bina böyle gidiyor. Buradan aşağı doğru gidiyor. Şu ağaca doğru bitecek bak. Şu ağaç yok mu? Şu önce ağaç. O ağaca doğru bitecek yani. O civarda da bitecek. Şurada ondan sonra o ağaçtan aşağı ineceğiz, ilk piramidi göreceğiz. Piramidin üzerini dikeleceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Diğer iki piramit arasında bir bina daha var bu şekilde. İkinci piramidi göreceğiz. Ondan sonra arada bir bina daha var, onu göreceğiz. Ondan sonra üçüncü piramidi göreceğiz. Böyle 4, 5, 6 buraya kadar, köşeye kadar daire yapacağız yani. Tamam, ben şuraya çıkacağım. Orada hemen çekmeni alacağım. Tamam. Sonra sırasından tek tek bakalım. Ben kabaca şemayı anlattım. Noktaları ben göstereceğim. Tamam. Dostlar, birinci ekibi öncelikle kabaca sizlere bir tanıtayım. Bu ekip çok kıymetli, %100 yerli yapımı bir cihazlarıyla geldiler. Çalışmalara destek verdiler. Cihazları dünyada en iyi yeraltı görüntüleme sistemi diye tabir edilen cihazlar arasında zirvedeki tepe
isimlerin arasında yer alıyor bildiğim kadarıyla. En iyi ilk 5'te diyebilirim. Hatta bildiğim kadarıyla silahlı kuvvetlerin envanterine de tüm testleri başarıyla kusursuz geçip girmeye hak kazanmış bir cihaz. Tekrar teşekkür ediyorum bizlere bu imkanı sundukları, sağladıkları için yetkili abilerimize. Cihazın çalışma prensibi yine frekanslar ve yer altına gönderdiği frekansların tekrar geri dönüşüyle elde edilen, gidenle gelenin kıyaslamasıyla elde edilen verilerden cihaz ekranda renklerden oluşan bir takım grafiksel görüntüler sunuyor. İşte yeraltı boşlukları örnek veriyorum mavi renkte veya dolu yerler yeşil, işte kırmızı, cevher, sarı, başka bir şey gibi bu tip renklere göre maden, mineral vesaire ayrıştırma yapabiliyorsunuz. Tabii bunun uzmanları konuya daha vakıflar. Sözü çok uzatmayayım. İlk ekiple çalışmalara başladık ve neler elde ettik hep birlikte görelim. Sevgili dostlar, şimdi taramayı başlatacak. Çok iddialı bir cihaz. Detaylı bilgiyi daha sonra sizlere bir açıklamayla sunacağız. Belli açılardan Sezai Bey'in bahsettiği alanı tarayacaklar. Ortalama ne kadar sürer abi? Yani şu karşıya geçtiğimizde şu alanı taramamız bir 8-10 dakika ancak sürmeyecek. Çok uzun değilmiş. Uzun değil. Kısa. Biz de heyecanla sonuçları bekliyoruz. Bakalım. Sevgili dostlar, bayağı bir yüksekteyiz. Deniz seviyesinden yaklaşık 5 kilometre kadar normal yol geldik ama kaç metre yüksekteyiz bilemiyorum. Şimdi cihazlarla taramalar yapılıyor. Yapı mı? Şu an bir yapı var. Evi de demişti zaten tepede olduğunu, aşağılarda piramit olduğunu söylüyordu. Hatta şöyle yapı kalıntılarını şuradan görebilir. Hatta şöyle. Böyle yapabilirsek. Veriler zaten kaydoluyor herhalde. Kaydı zaten, bu kayıtta ben net sana gösteririm. Ama dediği gibi o karşıdaki ağaçlık bölgeden buraya doğru inen bir yapı bölgesi olduğunu görebiliyoruz. Ama bu tepe bence gözetleme yeri gibi. Yani. Çünkü bu tarafa çok hakim. Zaten şey diyordu. Gözetleme kuleleri var diyordu. Gökyüzünü, gök hareketlerini sürekli takip ediyorlar diyordu. İnanılmaz. Heyecanım gitgide artıyor. Sevgili dostlar. İlk denememiz, ilk taramada tam Sezai Bey'in bahsettiği gibi bir yapıya rastlandı. Bunu tabii daha detaylı bir biçimde bize açıklayacak verilerin eşliğinde. Ama heyecanımız had safhaya ulaştı çünkü bir de bir olduk. Bu da Sezai Bey'in haklılığını bize gösteriyor. Buradaki şimdi altı piramidin arasında bulunan bir 80-90 metre uzunluğunda mesafeyi de ölçebiliriz. Yani şuradan bu kenar, bu kenar böyle tahmini 30 metre genişliğinde 80-90 metre uzunluğunda katlı bir yapı var burada. Şurada bir piramit, bunun bitişinde bir piramit. Bu yapıdan sonra piramidi göreceksiniz cihazla. Ben göstereceğim burası diyeceğim, siz ölçeceksiniz teknik adam olarak yani. Önce bu binayı bir tespit edin siz. Bunun içerisi külçe altında dolu. Mesela doğu tarafı bu binanın önünde ve arkasında büyük iki tane kuyu binanın dışında. Karargınlık hissedeceksiniz. Orada sima ile yapılan ayrıştırmayı yapıldı. İlk ateş ayrıştırmasını. Bunun altında dere var. Orada derede o askerleriyle siyanürle çalışmasını yaptırdı. Aldı geldi buraya döşettirdi yani. Burada
6 adet binayı dolaşacağız ve 6 adet piramidi dolaşacağız. Buyurun. Binanın başlangıcı burası. 30 metre civarında, 80-90 metre uzunluğunda. Şimdi ikinci hedefimize, piramide doğru gidiyoruz. Sezai Bey'in ikinci göstereceği yerde iddia ettiği piramit ve içinde uçan hava aracı artı binanın önü ve arkasında da altın kuyuları olduğunu söylüyordu. Şimdi ve elindeki cihazla bunu bizlere sağlamasını yapacak. Bina hemen burada bitiyor. Bitişleri burası hemen. Hani bunda 3 metre yanılabiliriz. 4 metre geride yanılabiliriz. Diğer piramitim olduğu gibi. Piramitim olduğu yer tahmini şu şekilde şimdi. 70-80 metre, 100 metre indik. İlk piramidi göreceğiz yani. Tamam, inelim o zaman. Abi o piramidin, piramitten böyle yukarı doğru çıkılan bir yol da var yani burada. Bu zirveye doğru çıkılan. Direkt biz piramidin üzerine gideceğiz. Tamam, buyurun. Hava aracı. Süleyman Aleyhisselam'a yardım eden diğer 6 boyut insan örgüler. Niye gömüldü? İnançlardaki altın sadenine sağın başlangıcını arasayız. Onun sancısını çekiyor insanlık yani. Yani bu piramitten yukarı doğru giden şey de var, yapı da var tabii ki yani. Burada başka yapılar da yol gibi, onları da görebilirsiniz. Yani piramidi aşağı yukarı yani bir 10 metre, 13 metre, 15 metre gömülü üzeri. Tabi o piramidin çevresinde de yapılar var. Onu teknik olarak görecekler yani. Onlar izah etsin. Onu biz yani Allah izin verdiği kadar az veya çok biliyoruz. Piramidi görmek için bizim karşı tarafa geçmemiz gerekiyor ama. Buradan bir şekilde onu şey yapamayız. Karşı dağa mı? Tabi. Karşı tarafa geçeceksin. Buradan alacaksın. Buradan şey yapamaz. Açı çünkü fark yok. İşte anladım. Yalnız oraya inmek 2 saatimizi alır. Yani bir saat ineceğiz, bir saat yukarı çıkacağız. Ta o çamlar olarak çıkacağız herhalde değil mi? Yani şu karşı düzlük var ya. Evet. Oraya çıkabilsek. Evet. Oradan direkt o düzlükten alırız bu tarafı. Piramitleri. Yani. Keşke o zaman araçla böyle dolaşsaydı. O binaları da alabiliyor muyuz? O karşıdan. Hangisi? Mesela bu piramitle şimdi tahmini 250 metre ileride bir piramit de var. Onun arasında bir oda daha var yani. Buradaki bina gibi. Şimdi alanları görmem lazım ki ona göre karar vereyim. Şimdi ben buradan ezbere sana buradan görürüm görmem diyemem. İşte karşıya mı geçmemiz lazım bu çalışmayı yapmak için? Şimdi bakın burası için evet. Ben o karşıya geçmem gerekiyor. Tamam. İlgili yapılar zaten bu yani, tepenin içinde olduğu için. Aynen öyle. Hep karşıdan yani, tarayarak gitmemiz gerekecek. Tamam gidelim efendim. Ya nasıl istiyorsunuz? Yaya mı yürüyelim yoksa? Araçla yol varsa araçla bence karşı tarafa geçelim. Evet. Yani. Araçla geçelim. Çünkü işte öbür taraflar nasıl onları da bilmiyoruz. Belki öbür tarafta da aynı sorunla karşılaşırsın. Alamayacaksa hadi geç karşıya git gel. Bu git gel de hep olacak gibime geliyor. Evet. O zaman karşıya geçeceğiz. O yolu da bilmiyoruz ama illa yol var orada buluruz yani. O sizin söylediğiniz tarlaya geçeceğiz. Şu tarlaya geçsem burası için benim için yeterli olacak. Tamam. Tamam buyurun bir de. Şimdi Sezai abi. İlk taramamızı az evvel yaptık şu açıdan ve burada bir yapı gördüğünü söyledi. Tamam. Siz yukarıda orada evinin olduğu yerle ilgili yapılar var. Mesela bir küp bina görecek orada. Evet. Bina. Küp bina. Ha. Süleyman Aleyhisselam'ın onlarda kozmik taş vardır. Süleyman Aleyhisselam'ın uzun yaşama sırrı odur. O kozmik taşlı binanın içerisinde birkaç saat kalırsın. Biyolojik bedenimizi o iyileştirir. Tamam. Başka yapılar görecek. Şu arada karşıya geçmek zor. Şu arada devam edersek bir dönüş bakalım. Belkıs'ın tahtının bulunduğu Süleyman Aleyhisselam'a ait bu dağın içerisinde depo var. O deponun ağzındaki yapıyı ben söyleyeceğim. O yapıyı görecek yani. Şimdi biz yukarıdan taradığımızda siz şey demiştiniz. Bir bina yapılaşma var. Bu yukarıdaki yapılaşmayı görüyoruz. Evet. O zaman yukarıdan bir taramayla sanıyorum daha yalın bir görüntü aynen öyle. Elde aynen edilebilir. Öyle. Aynen ve öyle. Diyor ki karşıya geçersek teknoloji ona uygun
oradan bu piramitleri, bu yöndeki piramitleri görebilirim diyor yani cihazda. Evet, o şeyi anladım. Bu karşı açıdan çekme olayını anladım ama aynen, şu kafama takıldı hocam. Şimdi burayla o bahsettiğiniz cami arasında kilometreler var. Yani cihazın oradan burayı görüntüleme kabiliyeti var mı? Şimdi buradan baktığınızda kuş bakışı yaptığımızda çok özür diliyorum. Görecek zaten. Çok özür diliyorum. Ses girmiyor muhtemelen. Bırak bırak çıksın o. O çıksın. O çıksın. Geliş kolay. Dönme. Yani oradan kuş bakışı baktığımızda görürüz. Yani bu kilometre farkı etkilemiyor mu cihazı? Zaten 1000 metre menzilimiz var. Araç çıkamaz diyor yukarıya. Kuş... Aracı kullanarak. Tamam, yaya çıkarız. Zaman... Çok bir yer yok zaten. O zaman piramitlere mi geçeceğiz? Aynen. Bence bak, yukarısı çok önemli. Yalın net görüntü almak için şurası 100 metre. Bence tırmanalım, bir tarama yapalım abi orada. Mesela şuradaki üçgen bağ evet, var ya. Evet. Oraya geçersek daha iyi bizim için. Tamam, tabii, tamam ama ben şeyi diyorum. Şimdi o açıdan... O açının farklı bir açısı, buradan baktık ya. Yukarıdaki yapılanma çok olduğu için birbirinin arkasında birbirine girift yapıyor. Burası çok önemli bir mabet. Hazreti Süleyman'ın evinin olduğunu söylüyor Sezai Bey. Bence buraya kadar çıkmışken bir yarım saatimiz var canım. Oradan bir tarama yapalım hocam. Tamam. Sana zahmet. Bence bu çok şey net ve güzel bir görüntü alacağız ona oradan. Bir kapa- geldiğimiz alanda yani. Bunun üzeri onun emrindeki... Biz cinler deriz de cinler değil, altı boyut insanlar olmuş. Onlar kapattılar bu yani. Yani yapıyı siz üstünü doğal olarak görmeyin. Teknoloji görebilse problem bitecek ya. Yani. Zirveye çıktık. Hazreti Süleyman'ın evinin bulunduğu yüzey üzerindeyiz. Şimdi tepeden, yüzeyden tarayarak görüntü elde etmeye çalışacak. Hep birlikte sabırsızlıkla bekliyoruz. Mesela ben size buradan bir yer soruyorum. O videoda gördüğünüz çalışma alanıyla ilgili. 1200 metre, 1200 metre, 1200 metre dolaşır böyle yani. Şu karşıyı alabilir misiniz mesela? Kompleksin bir ucu orada, orada bir piramit daha var. Şöyle tarif edeyim. Evet. Hayır, orası değil abi. Ters tarif ediyor. Bu tarafı. Hedef etmiyor. Hayır ya. Bu yoldan öyle yaklaşacağız. Tamam. Yukarı. Şey, evin olduğu Hazreti Süleyman'ın... Evin yolu. Olduğu alan bu yüzeye bak. Bir tanesini demin sorduğumuz üzerinde. O sağlık evi dediğimiz ev. Şu ağaçların olduğu yerde kendi kaldığı yer. Yani oraya buradan alacağız. Alabilirsek. Veya öbür... Veya tam tepeden mi yukarıdan aşağı doğru tarayacağız? Ben teknolojiyi bilmem. Böyle mi? Buradan bakalım aşağıya. Ha, şu yüzeyde komple bir şey var. Yaşam kompleksi var ya. Yani. Ne kadar derinde? 10 metre falan derinde yani. O zaman onun askerleri tarafından kapatılmış. Bu zamanla ilgili bilgi çünkü. Bir peygamber yani mabet derken saray. Ya bir Allah adamı sarayda yaşar mı ya? Biz onu anlayamıyoruz yani. Hazreti Muhammed malı bıraktı mı? O da peygamberdi. Yani saraylarda mı yaşadı Hazreti Muhammed? Bir hasarın üzerinde yattı. Bu insanlıkla ilgili çalışma yaptı Süleyman Aleyhisselam. Onun için onun camdan sarayını falan biz ya tefsirde tefsir edilemiyor. Kur'an-ı Kerim'deki Süleyman Aleyhisselam bize anlatımında ya ben anlayamıyorum. Yani benim bilgim de yanlış olabilir. Çünkü ben de insanım yani. Öyle değil mi? Yani bir hakikat adamı malla mülkle işi olur mu? Saraylarda yaşar mı? Biz cevap veririz. Zaten bu maddi zenginliği, altın çağı denilen maddi zenginliği şeyini, maddesini ayarlayan o. Yani bu İran şahı mı, Acem şahı mı ki, başka devlet liderleri mi ki orada saray yaptıracak, burada saray yaptıracak. Böyle bir şey yok abi. Neyse. Yani şu gördüğümüz alanda bir tane portal kapısı var. İnşallah görür. Portal kapısının zeminini görür. Onun zemini düzdü. Düz. Üç tane kozmik taş var bir yapı üzerinde. Hani o öbür grafikte çizmiştik ya. Üç tane kozmik taş var. Üçünün büyüklüğü de birbirinden farklı. O yapı sağlam burada. O yapıyı inşallah görebilir. Yani yakut, zümrüt, safir gibi. O yapının üzerinde üç tane büyük şey var. Kozmik taş var. Belki görür teknoloji. Teknolojinin niteliğini bilmiyorum. Onu çalışacak, filtreleyecek. Bir teknik adam olarak açıklama yapacak. Onu ben bilemiyorum. Hangi bölge demiştin abi? O açtığımızı söylediğimiz... Ucum, altı uçtan bir tanesi o uç. Orası yani. Abimiz
Burdalı'nın kasılı ve binanın temellerinin göründüğünü söyledi. Tahmin ediyorum burayı kastediyor. Evet dostlar, burada bir taşlardan yığma bir yapı var. Bunlar normal değil. Bu taşlar sonradan getirilip koyulmuş. Evet. Burası binanın dediği gibi temeli sanıyorum. Ya da tepesi. Oldukça enteresan. Aşağı doğru bir sürü bu şekilde hatlar var. Aha. Dostlar ne yazık ki İstanbul'dan ekibe gelen bir telefonla ekibin hızlı bir şekilde organize olup toparlanıp dönmeleri gerekti. Sanıyorum bir denetleme dolayısıyla İstanbul'a hızlıca geri dönmeleri gerekmiş. Bizler de kaldığımız yerden diğer ekiple, ikinci ekiple çalışmalara devam etmek üzere vakit kaybetmeden hemen hızlıca toplanıp hareket ettik. İkinci ekip onun da sağlamasını yaptım. Yine referansları çok sağlam. Özellikle şu yönde nam salmış. Termal otel kurulacak olan yerlerde biliyorsunuz sıcak su damarı bulunması, sondaj yapılması gerekiyor. Tabii bunlar ciddi maliyetler. Ve istenen yoğunlukta bir damar bulmak, istenen sıcak su derecesinde bir damar bulmak, bunları önceden bilebilmek imkansız. Dolayısıyla bir takım çalışmalarla yapılan sondajlarda 1, 2, 3 derken zaten birkaç sondaj yaptıktan sonra harcadığınız masraf ortalama 1-2 otel parasına mal oluyor neredeyse diye duydum. Bu abilerimizin özellikle bu yönde yaptığı özel bir çalışma var. Bu çalışma sayesinde %99 ben yine hani ne olur ne olmaz diye 99 diyorum. Kendi iddiaları çok daha ileri seviyede. %99 başarı oranıyla nokta atışı gösterdikleri yerde istenen özelliklerde ne arıyorlarsa onları bulup tespit edip gösterebiliyorlar. Bu tabii bizi şaşırttı. Bunu nasıl yaptıklarını sorduğumuzda. Kendi icatları bir cihaz ve hakların çalınabilmesi korkusuyla patentine dahi ne yazık ki başvurmaya çekiniyorlar. Muazzam bir çalışma, muazzam bir eser. Mantalitesi şu, osilatör aracılığıyla ve özel iletim sağlayan bir kablo aracılığıyla bu osilatörden gelen frekansı bu özel kabloyla titanyum bir el aparatına aktarıyorsunuz. Osilatöre girilen frekans aradığınız şeyin frekansı oluyor. Tabii bunun dalga çeşitleri var. Farklı dalga boylarında arama yapılıyor. Farklı değer girilen yerleri de var. Yani örnek veriyorum, altın arıyorsunuz. Altının frekansını bilmeniz gerekiyor. Boşluk arıyorsunuz. Frekansını bilmeniz gerekiyor. Bu yönde de inanılmaz zorlu çalışmalara girişmişler ve uzun süren çalışmaların, emeklerin ardından her şeyin hemen hemen ihtiyaç duyulan her şeyin frekansını biliyorlar. Ve bunlar patentli bilgi olması gereken kıymetli bilgiler. Uzun yıllardır Türkiye'de bu yönde hizmet veriyorlar abilerimiz. Ve birçok kez sağlamasını da yapıp şahit de oldum. Hatta bir yerde cihazı kendim de denemek istedim. Hani bir hile hurda var mı diye. Ama maşallah layığıyla çok güzel iş çıkarmışlar.
Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden ikinci ekiple 1,5 gün sürecek olan çalışmaların olduğu bölüme geçelim. Ve çok dikkatli izleyin. Ben aslında bu yapılan çalışmaların tamamını, saatlerce süren çalışmaları kayıt altına aldım. Tabii niye aldım? Ani bir gelişme olursa bir kaybımız olmasın diye. Dolayısıyla en önem verdiğim, önemli olan kısımları eleye eleye program süresini bu kadar kısaltabildim. Yoksa bunun haricinde çok uzun saatler harcandı, çok emek harcandı. Tekrar tekrar bu abilerime de sağladıkları katkı ve yardımlardan dolayı, desteklerden dolayı, yaptıkları bu kıymetli çalışma ve bilgi paylaşımından dolayı çok 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 teşekkür ediyorum. Umarım ilerleyen günlerde tekrar bir araya gelme imkanına sahip oluruz. Vakit kaybetmeyelim. İkinci ekiple yarım günlük bir çalışmanın ardından kalan yarım günü nasıl geçirdik, nelerle karşılaştık? Bu araştırma ekibinin bulguları nelerdi? Hep birlikte görelim. Öyle mi? Tamam, onda da biliyorsun. Ha, buzda bir şey olmaz. Şu anda beyler geldiler. Onlarla ikinci tarama için hareket ediyoruz. Saatimiz öğleden sonra 3'e geliyor. Saatlerimiz 4'e geliyor. Aynı bölgeye şimdi fizikçi beyle çıkıyoruz. Bakalım sonuç ne olacak. İçi kıymetli metal dolu ve o simyayla elde edilen kozmik taşlar dolu. Artık fizik mühendisi sen. Doğruyu, yalanı sen söyleyeceksin. ...747 idi en son. Sırta, sağa biraz. Dur. Mobil veriyi kapatıyoruz. Bıçak modunu. Sen modu ya da mobil veriyi kapatıyor. Bak. Şu anda 26 en küçük koşulda 3 metreküplük bir boşluk. 3 metreküpten yukarısını tarıyorum yani. İkisi de aynı. Çift frekans aynı anda ikisi de açık. Tamam mı? Evet. Bundan sonrası sana ait. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun. O şeyi ben alayım da. Bu şimdi titanyum. Saf titanyumdan. Yer altında bulunma ihtimali en az olan bir maden cevheri kullanmak zorundayız. Sonuçta metalin kendisi de bir frekans alıyor ve veriyor. Ola ki kendisindeki daha ağır, daha çok bir frekans kuvvetine sahip. Gider bulur. Bakırdan kullansan suya gider. Yani titanyumun zararsız olduğunu tespit ettim ben. Titanyumdan. Çok serttir ama iyi yani bir de. Hem kolay bozulmuyor. Şimdi arkadaşlar telefonlarımızı kapatacağız. Ama şöyle bak, ben mobil veriyi kapattım, tamam mı? Beni rahatsız eden olmasın diye uçak modülü. Sizi cevap vermenizi gerektiren bir şey varsa mobil veriyi kapatmanız şart. Ben direkt uçuş moduna. Değerli metallerle alakalı. Tamam mı? Bunu 100 metreye dayanıyor şu anda. Kabul etmedi. Geri döndü. Buradan devam edeceğiz. Tamam.
Burası sınır. Burası sınır. Orası da alt sınır. Şimdi bak. Buradan da böyle devam edelim. Şu taşı koydum ki hani algılama. Meyilli arazi olduğu için kot farkında yukarıdan gelirken 30 santim aşağı, aşağıdan gelirken 30 santim yukarı olabiliyor. %30 meyilliyse 30 santim, %20 meyilliyse 20 santim. Şimdi ben sizi şöyle bir adım şöyle alabilir miyim? Şimdi bir de şu var. Bunlar sinyal var. Bak ben bu tarafa doğru gideceğim ya. Sinyal nereden geliyorsa oraya dönüyor bak. Sinyal aldığı nokta. Şimdi ben gideyim şuradan. Hadi yürüyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kırıları yanımıza taşıyalım. Tamam. Tahmini 90 metre. 80 ile 90 metre arası gideceğim. Ondan sonra bir bina bitecek ya. Yani. Şu anda burada başladı. Bak şurayı bir çak. Kırmızı başlısak buraya. Kenarındaki otları da yonalım. Diken biraz kolduruyor. Zor. Hı? Diken. Diken yürüyüşü zor. Ama en azından şu var. Şimdi bak bu şu anda ben binanın içindeyim. Bak dışarı çıkarmayacak makine bu bak. Biliyor musun şimdi bak. Bak. Çıkarmaz. Bak. Şimdi buradan binanın duvarı şuradan şöyle köşesi burası var. Daha kalınlığını çıkar. Bunu hafif böyle tık 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 vurursan girer. Şimdi bak buradan aldı bak. Gördün mü? Buradan böyle gidiyormuş. İçeriden gideyim ben şu sınırımı. Ben sana buranın eğer otunu yoldur. Ben buraya gelmeden önce kaç oda varmış, kaç katmış hepsini sana projesini santimi santimine çizerim. Abi sen değerleri falan al, odasını ben sana söylerim. Değerleri şimdi burada yürüme şansımız zayıf üstünde. Ondan diyor. Ama en azından odayı sınırlarını çizerim yani. Bak şuradan bak. Çizim. Özel değerlerini de alman lazım. Oradan alırım. Tamam. İçinde ne var ne yok okurum bunu. Tamam. Bak. Ha, ondan sonra hangi metal hangi odadaymış onu da haritasını projesini size bakıyordum çıkmıyor. Bak. Burası bak. Ve şu anda şuraya kadar da bozmadı. Acayip bir salon gibi bir şey ya. Bölme bölme sonuçta ya. Bak. Çalının altından geçeceğim. Şimdi burada bak şuraya. Şurada bir şey yaptım, kapama var. Neyi kapattı? Onu öğrenmem lazım. Bölme abi, bölme. Bölme olabilir. Ya da ben şuradan şöyle bakalım, bölme ise kapıdan kapıya geçiş var mı? Bakayım. Al bak, kapı açtı bana. Görüyor musun? Öbür odaya girdik. Girdik. Şurada ayağını şuraya bir koy. Bak şimdi, buradan bak, buradan benim duvara tosladı mı? Şöyle şimdi bak. Bu duvar kalınlığına bakacağız şimdi seninle. Bak. Şuradan. Şu kadar kalınlığı var. Burada bir duvar kalınlığı var. Adam buradan bak tekrar devam etti bak. Görüyor musun? Bak oradan bak. Tamam arkadaki çalındığı oldu. Adamlar çok güzel metrik, milimetrik çalışma yapmışlar. Burada oda var diyor ya. Şuradan şurasına kadar bak şimdi ben buradan buraya kadar 3 odasına şu anda kefilim. Çok vallahi de billahi de kefilim ya. Altına servetimi koyar imzayı basarım. Kıymetli dostlar, tabii ben de bu kadar net, keskin ve iddialı bir
doğrulama beklemiyordum. Beni de çok şaşırttı. Tabii o an yapılan çalışma çok ileri safhada bir iddiayı doğrulamak için yapıldığından dolayı ve bu iddiaların doğru çıktığına yönelik bir takım veriler elde edince işin heyecanıyla olsa gerek çok sert ve keskin bir yaklaşım oldu. Yani her türlü kefilim, altına servetimi koyar, imzamı bile basarım. Yani bir insan yaptığı çalışmanın doğruluğundan bu kadar emin, bu kadar güven duysa bile bu kadar net konuşabilmesi epey şaşırtıcıydı. Ama daha sonraları zaten sağlama imkanları da buldukça neden bu kadar emin konuştuğunu daha iyi anlıyorsunuz. Tabii bu bizi de heyecanlandırdı. Ve bu heyecanla daha da şevkle çalışmaya devam ettik. Tabii bu arada mutlaka belirtmek istediğim bir nokta var. Bu kısım kayıtlarda yok. Neden yok? Bunu Sezai abi özellikle beni bir kenara çekti. Sessiz bir biçimde dedi ki, şurada dedi aşağıda gördüğün ağaç var ya, evet, bunun hemen önünde Hazreti Süleyman'ın simya yoluyla değerli taşları ürettiği kurşun dolu bir kuyu var. 4x4 büyüklüğünde ortalama. Ve dedi kurşun frekansı aramalarını isteyelim. Bakalım bu kuyuyu tespit edebilecekler mi? Ne kadar sürede bulacaklar ve kolaylıkla bulabilecekler mi? Bir izleyelim dedi. Çok mantıklı buldum. Yani hem cihazı doğrulama imkanına sahip olacağım, hem Sezai Bey'i doğrulama imkanına sahip olacaktım. Bunu hemen harekete geçirdik ve kurşun frekansını girip, yani ortalama bir 20 dakika kadar o civarda arama yaptılar ve sonrasında neler oldu hep birlikte izleyelim. Şimdi bak, ben bir işaret aldım. Sen de şurada dursan. Tamam, ben karşıdan bakacağım çünkü size de. Peki. Sizin ikinizin arasında benim karşıda burada kurşun var. Şurada değil. Şurada kurşun varmış. Şurada hizada. Bakalım hangi hizadaymış. Buradan inerek bulayım. Şimdi bak. Tam önümde benim kurşun var. Bak şimdi. Şurası mı hocam? Evet. 4x4 gibi bir ocak yeri var orada yani. Şimdi bak, iyi seyret şimdi. 4x4. Şimdi 5x5 bir. Şimdi çıktın ortaya bak. Ha, yöntemi oraya yiyormuştur, ayrı konu. Onu bir şey diyemem. Bak şurada şu var, bak şimdi genişliği bu. Bak. Tamam mı? Buradan başlıyor. Sınır. Ala. Odanın hali, boşluk kısmını ben boşluk içine değiştirmem lazım. Evet. Şimdi. Orada boşluk bulunduğun yerde. 100 metre. Her bir metrede kaç 5 santim dedim ben buraya, şimdi 40 mı dedim? Burası artı eksi %5 olur ya da şey olur diye yansıma, arazi meyilli, odada boşluklar var, yansıma değerleri hepsi şu bu. 40 dediysem 44 ya da eksisi 36, anladın mı? Ama %99.9 40 olarak çıkar söylediğim. 23.6 adet 1 metre 75 santim var burada. Hemen hesapladım. Peki buradaki odaların size derinliğini söyleyeyim mi? Abi komple sen metal yoğunluğunu ve derinliği burada kıymetli. Ben burada ne var ne yok bileceğim. Söyleyeceğim, yazacağım. Tamam. İki ameliyle burasını aldırın. Çöpünü, çerini. Ben gezeyim. Hangi odada kaç ton var? Kaç kilo? Elmasının her şeyi tahmin edebileceğin her türlü metalin kilogramına kadar söyleyeceğim. Yarın yapacağız onu ya, inşallah. Şuradan bir tespitini yapayım, ne var ne yok. Coşkun Bey'e açıklayacağımız, yani bir mühendis olarak ya. Coşkun Bey. Akşamleyin. Burada yok yok ya. Bilmesi lazım. Ne var, ben ona bir bakarız. Kağıdı kime ver dedim ben sen. Baştan ta uç nokta, yani 50 metre ileride varan bir oda var. Burada diyelim ki 70-80-100 tane oda varsa bir oda kıymetli taş dolu. O onu tespit edecek bir oda. Ne olur? Bir oda dolusu. 5'e 5 bir oda düşünelim yani. Bir oda düşünelim.
Altın çok abi. Son altın ben diyemem. Bakmadığım için diğer ayarlara. Son altını şu anda baktım varlığına. Kavurumu basarım bak. Altın belki 200 bin ton, belki 400 bin ton abi. Bu bir ön bina var, bu arkalar komple dolu diyorum. Ön binayı gösterdik, o arkadaşlar şey yapsınlar dediler. İşte mühendis açıklasın abi, ben açıklamayacağım. Ben size söyleyeyim bak, ya birinci odada ya ikinci odada burada hizası. Belki ondan sonraki odada da olabilir. Ama karşımda benim şu anda şey var. Şu taraftaki odada. Taş mı? Son altın. Son altın bu bak. Çok diyor. Şimdi şu şuraya bir taş koyacağım ama şunu alayım bari. Bir de bakayım şimdi. Bak. Şuraya koyacağız. Son altın var. Yağış biri kapat, yağış iki aç olur. Şimdi orada AU24 yazıyor ya. İki açık. 22 ayar. Yani alaşımlara bakıyorum şimdi bak. Bulamazsın abi. Hepsi son altın. Evet adam haklı. 22 ayar. Hep bulamazsın. Altın yok. Hepsi son altın. Çünkü önce ateş sonra siyanürle ayırdı. Bak dere şurası yan taraf dere aşağısı. Bak. Suyla ayırdı yani. Şimdi seni dinledim buraya geldim. Şimdi ben biz de bir makineyi dinleyelim. Tamam mı? Senin en büyük şahidin bu olacak. Sonra ben altına imza atacağım. Tamam. 22 ayar yok. Karşısına yazar mısınız? Alaşım yok diye. Onun özel NŞA'dır yani. NŞA'sı bozuk bir sistem yok. Normal şartlarda. Burada uydudur. Uçan dairedir. Şudur budur nesne görünmüyor şu anda. Burada. Burada bak, değil diyor zaten Sezer Bey. Çünkü şartlar normal. Hepsi olması gereken frekans modüllerinde çalıştı. Diğer taraflarda eğer modüllerde bir değişiklik sezersek NŞA'nın dışına çıkmıştır. Orada modülasyon farklılığı yaratıyordur. Burada öyle bir şey yok. Normal çalışıyor sistem yani. Sistemi bozacak bir şey yapmamışlar. Elmasa bakıyorum şimdi. Orada yazıyor elmas var mı diye, değil mi? Var abi. Genelde. Var. Bakayım bakalım var mı? Doğru. 6, 7, 8 çarpı 28. 8 tane 28 santim kalınlığında, yüksekliğinde 1, 2, 3, 4 tane 28, 56, 112 santim genişliğinde 224 santim yüksekliğinde kaç santim uzunluğunda onu bilmiyorum. Elmas bu. Diyoruz 112 abi. Santim genişliğinde, 224 santim yüksekliğinde. Oraya gitmem için üstünden yürümem lazım. Elmas, yakut, safir dediğimiz. Hayır, bu benim saydığım. Yakut'a da biraz sonra geçeceğim. Tamam. Safir de var, yakut da var. Onlara da girecek. Ya şimdi kapalı mı olur? Yakut var mı diye soruyor orada bak şimdi. Ben gidiyorum bakalım. Heh, yakut. Anam elmastan olduğu bölmeye döndü gene. Yani bak. 70 metre falan vardı buradan abi. Abi bak şuradan şu kapıya kadar bu da aynı bak. Yani bunlar belki şu yükseklikte 3 metre biri ise arkasında 3 metrede o var yani.
top sesleri. Yok Fatih. Bu ne ya? Aa. O neydi ya? Bir şey uçuyor sanki. Abi bir şey. Bir uçtu ya. Neden geldi böyle bir şey? Aa. Duran mı bize mi bir şey uçtu? Ulan buğultu geldi böyle. Evet ama rüzgar sesiydi. Rüzgardı ya, bir pervane havada tek başına uçuyormuş gibi. Rüzgar dinleyici. Ya o sonik patlamaydı. Bu topu kimde niye atsın? Yok canım, o top dedim, ben dalga geçiyordum. Topa mı tutuyorlar bizi falan diye. Ama bir top patlaması gibi sesten sonra şey gibi söyledi, doğru. Bumerang gibi bir şey böyle dönerek gitti. Evet, dönerek gittiğine eminim yani. Kavisler çizen bir şey. Evet dostlar, çalışmaların orta aşamalarındayken böyle enteresan bir hadiseyle karşı karşıya geldik. Bana görmek nasip olmadı. Ben o arada farklı bir açıdan görüntü almaya çalışırken çok hızlı bir şekilde 80'e 80 V şeklinde bir bumerang düşünün. Oldukça büyük ve 3 tane birden aynı anda, yani 1, 2, 3 tam bir 3 köşe oluşturacak şekilde birbirine çok yakın, aralarındaki mesafeyi koruyarak ve hepsi aynı yönde senkronize bir şekilde dönerek ve aynı anda hareket ederek üzerimizden bir yarım hilal çizerek uzaklaşıyor. Ve bu ortalama 2 saniye, bilemediniz en fazla 3 saniye kadar sürüyor. Bu kadar kısa süreçte gözleri denk gelip olayı izleyebilen, görebilen, şahit olan kişi sayısı 2. Çalışma ekibinden bir abimizle benim görüntü kaydı alması için, yardımcı olması için getirdiğim arkadaşlarımdan, mahalle arkadaşlarımdan biri. Ben sadece sesini duyabildim ve herhangi bir cihaz, motor sesi duymadım. Tamamen rüzgarın oluşturduğu direnci yırtarak gittikleri için ortaya çıkan bir uğultu, rüzgar uğultusuydu. Ama hiç bugüne kadar şahit olmadığım bir şeydi. Arkadaşlar da hiç bugüne kadar böyle bir şey görmediklerini söylediler. Tabii bütün olasılıkları düşündük. Yani açıkçası hemfikir olduğumuz konu, hepimizin ortak görüşü bu. Henüz varlığından haberdar olmadığımız, bilmediğimiz bir teknoloji ile üretilmiş, görüntü ve ses kaydı almaya yarayan bir cihaz ya da cihazlar olabileceği yönünde oldu. Ya da tabii çok uçmak gerekirse bir hipotezimin de şu yönde, orada yaptığımız çalışmalar frekans temelli çalışmalar olduğu için piramitlerin frekanslarını etkileyerek bir takım sinyaller ya da mevcut sabit sinyali sinyalde uğrattığı bozulumlar sebebiyle dünya dışından belki gelebilmiş bir takım kontrol cihazları olabilir diye düşünmedim değil. Sebebini bilmiyoruz, ne olduğunu bilmiyoruz ama bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Henüz daha kafamızda net olarak neyle karşı karşıya geldiğimiz sorusuna bir cevap yok. Yani şu ağaç var ya, hemen hemen üst piramidin en üst uç noktası. Ha belki bir metre daha kayık. Ama piramidin açısı, genişliği buraya kadar da geliyor yani. Alt açısı yani. Onun şeyini sen hesaplayacaksın abi. Ama illa siz bir çalışma uygula, içerisindeki hava aracı yere temas etmiyor, havada duruyor. Bak aynı patlama. Olsun ya. Bu frekans halinde, bu altı piramidin içerisindeki araçlar birbiriyle hala etkileşim halinde. Bunlar çalışıyor. Bozuk falan değil yani. Onun için senin cihazını da etkileyebilir, bunu da hazır ol. Etkilemeyecek işte. Ben ona hazırım. Ha, sen mühendis olarak bir onu... Bir dersimize çalışacağız değil mi? Onu şey yaparsın, ne yok, kırarsın sinyali, bir şey yaparsın bilmem şimdi ama... Şimdi zaten onlar... Cihazını da bozabilir. Onlar bizim VŞA'da çalışacağımızı düşünerek onu kırmaya çalışıyorlar. Nereden? Boşver ne olur. Hadi ya. Atan atsın, gelen gelsin bakalım sonuç. Gelirseniz... Bu iddiayı bir daha alabilir miyim? Sezai abim... Bir tane frekans alamaz. Sezai abim çok önemli bir şey iddia ediyor. Fizikçi olarak, bir fizik mühendisi olarak sen de bunun açıklamasını yap o zaman. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Yani deneyelim, gelelim buraya. Deneyin.
Şimdi Sezai yani, Bey'in bu da bir bilimsel çalışma. Sezai Bey'in şöyle bir iddiası tamam. var. Ben buradayım şu an, tespit edip çalışıp frekanslarla ölçümleyip bunu tespit etmem mümkün. Ama dedi yarın bir şey daha deneyelim. Ben gelmeyeyim, siz gelin, tespit edemeyeceksiniz dedi. Aynı yerdeki frekansı alamazsın abi. Yarın yapıyor muyuz abi bu deneyi? Yap. Ben yaparım. Sen tamam. bir bilimsel olarak bir tez hazırla. Ben şunu şey yapıyorum. Yani nasıl olur? Şimdi bak. Bir gelecekle geçmiş arasında bir köprü oluşturup bir geçiş mi sağlıyorsunuz da böyle bir şeyin varlığını, hani çünkü siz buradayken ben oraya gitsem orada tespit olmaz, yapamayacağım. Ben burada olmayacağım. Benim varlığım, bedensel enerjim burada olmayacak abi. En az birkaç kilometre. Ha, aşağı inecek yola. Mesela. Ama en sağlıklısı benim aşağıda kalıp bu şey köyü getirecek sizi. Burada hiçbir veri alamayacaksın. Olamaz böyle bir şey diyeceksin. Bence alacağım. Alamayacaksın abi. O zaman bir fi... He? Neye dayanarak? O zaman babam üretecek o tezi. Şimdi bak. Neye ben dayanarak? Bence ben alacağım diyorum. Neyse, anormal şartlarda. Polemik yeme gerek yok. Böyle bir fizikte kural yok. Diğer tarafta... Böyle fizikte bir kural yok. Sen bunu kabul etmeyeceksin. Ama yarın bunu yapalım. O zaman tezi sen üreteceksin. Almayacak abi. Alırsa? Almayacak diyorum. Bir dakika. Aldığını düşün. Almayacak. Hakikate aykırı. Ama ne demek? Hakikat onun orada varlığı mı yokluğu mu? Abi. Hakikate aykırı. Abi konu derin. Yarın deneyelim görelim hep beraber. Sezai Bey'e ben bir derece katılabilirim. Çünkü niye? Bizi etkileyen bazı şeyler oluyor. Yani görmemizi engelleyen bir takım şeyler olabiliyor. Onları biz biliyoruz. Ben onları konuşmayacağım. Hiç iddialaşmaya gerek yok. Biz iddialaşmayız zaten de. Yok, inşallah biz insanlarız. Yarın bunu yapalım. Bazı sen bir fizik dehasın inşallah. Benim almam gerekiyor. Onu alamazsın diyor. İşte tamam. Şimdi benim almam gerekiyor ve siz alamazsınız diyorsunuz ya. Bunu ben görmek için yarın gelirim. Tamam. Onu diyorum yani. Sen kendini hakaret olarak kabul etme. Estağfurullah. Hakikate ters diyorum. Benimle alakası yok. Evren bir yaratılış nizamı vardır evrenin. O yaratılış nizamında bu ağaç buraya dikilecek mi? Dikilecek. Dikilmediyse bunu birileri dikecektir. Dikilmediyse bu ağaç bu kaos yaratır. Yaratılış nizamı içerisinde bu ağaç buraya dikilmediyse. Bunu yarın sen yaşa, hep beraber yaşayın. Bu veri aldığın yerde sıfır veriyle geri döneceksin. Tabii bu sende büyük bir şeye düşünmeye itecek seni ya. Nasıl benim orada taşlarım var ya, o taşlar orada elması, zümrütü, yakutu, altını ve kurşunu hiçbir şey alamayacaksın. Boşluk. Kayıtlarda da mevcut, bakarız. Buradaki veriyi de inin alın. Şimdi alacağız ya. Burada da veri alamayacaksınız. Ben de olmam lazım. Saat geçiyor bak, saat 5 oldu. Hadi çalışalım gidelim ondan sonra. Ben şunu şöyle yapıyorum bak, tamam mı? Şuradan yazarsınız. Fotoğraf ya, zaten video var. Tamam. Aynen. Ben bulurum. Yani bazı şeyler bizi görüşümüzü engelleyebiliyor. Onları ben biliyorum. Aktif ve pasif bir takım kurmalar. Abi şimdi, her şey enerjidir. Her şey. Evet. Sezai abi mevzu bahis yere geldiğinde görünür hale geldiğini, uzaklaştığında kaybolduğunu. Şimdi söyle. Onu göremediğimiz bir takım şey olabilir. Mutlaka, mutlaka. İşte onu biz işte burada hazır ölçümlemişken paratoner görev yapabiliyor onlar. Şeyden, hikayeden ibaret. Öyle olacak diyor. Şimdi yok. Olmayacaktı. Benim seni olaylıyorsa boş değil. Onun daha değişik bir izah tarzı olabilir ama o dediğin senin, anlamda bir tarzı senin olmaz. Senin fizikteki açıklaması madde etkileşimi birbirinden olmadan yaşam ahengi oluşur mu? Madde etkileşimi olmadan? Yani enerji etkileşimi olmadan diyorum. Evet. Yaşam devam eder mi? Olmaz. Bu işte yani ben söylemek istiyorum. O konunun süreci devam etmez ben olmadan diyorum yani. Onun için sen orada onu yarın sinyal alamayacaksın, göremeyeceksin. Şimdi ben alacağım. Yarın anlatayım. Neden diyorsun bak? İsterse arkadaşlar seni götürsün, hiç kişi burada kalsın. Bir ceyhan gelmeye razı işte şuraya. Estağfurullah. Orada sen, şey var sen, mı? Seni getir. Siz oraya gittiğiniz zaman. Abi herkes yoruldu. Şey sabah. Bismillah denir, erken kalkılır. Evet. Siz buraya bırakılırsınız. Başınızda birisi bekler. Şimdi bir dakika. Benim kardeşim bekler, kendi kardeşim. Şu dediğin ne olur biliyor evet. musun? Biraz önce bahsettiğin olaylar. Şimdi burada diyorsun ya, yer çekimini yenmiş havada askıda bir uzay aracı var. Evet. Şimdi onu ben normal yöntemlerle değil, diğer yöntemlerle bulursam siz hiçbir engel olamazsınız. Evet.
Aynen. Ama ben normal yöntemlerle siz varken buluyorsam, evet, yarın geldiğinde normal yöntemle bulamaz da anormal yöntem, yani eşyada da çalışabiliyorum ben, normal olmayan şartlarda da. Tamam. Bunu dünyada uygulayabilen tek adam benim. Tamam. Yemin ederim bak, bu konuda ben neden kendime çok güveniyorum abi, inanıyorum. Musun? Patentli bir bilgi bu. Tamam. Resmiyete koyamadım. Çalınma korkusundan dahi patentine müracaat edemedik. Bu belki ben şimdi orada normal koşullarla alamadım ama şimdi neşe ile aldığımı yarın normal olmayan şart çalışma sistemiyle alırım. Alamaz. Alırım. Hakikate aykırı. Evrenin olmaz, düzenine aykırı diyorum. Olmaz. Abi evrenin bak, düzenine aykırı. İyi şimdi ya. Bak. Çok tatlı bir çekişim yok. Şimdi sen karadeliği nasıl yorumluyorum? Ben burada bulacağım, çıkacağım. Abi evrendeki, evren içerisinde karadeliklerim diyorsun. Onlar şey, gezegenlerin portal kapıları abi. Geçiş. Gezegenlerin başka boyuta atıldığı portal kapıları. Ya sadece gezegenler de, yıldızlar da atılıyor. Sistemdeki yıldızları da eritiyor. Hepsini çekiyor. Abi sana, bana göre eritiyor. Görüyor muyuz biz? O hayır, oraya gitti mi yok olup gidiyor. Nereye gitti belli değil yani. Biz ona yok oldu diyoruz. Şimdi bir saat sonra şey bitecek. Bırakın gitsin, yok olsun ya. Bırakın. Hadi biz çekimimizi yapalım, gidelim bir an önce de. Akşam röportajını hazırlayalım. Bu tedirginlik dolu çalışmanın arasında belki de en keyifli diyebileceğim an Sezai Bey ile çalışma ekibindeki abilerimizin arasında geçen bu çekişmeli tatlış iddia oldu. Bir taraf buradan veri alamazsın, öbür taraf hayır alırım diyor. Bir taraf hakikate aykırı derken bir taraf bilime aykırı. Çok güzel bir andı. Hepimizi yumuşattı, gülümsetti. Tabii bunun sonucunu ben de sizler gibi merak ettim ve ertesi gün özellikle bu çalışmayı o yüzden yapalım dedik. Bugün yaklaşık 5-6 saattir arazideyiz. Bayağı bir yandım. Şu an ufak bir dinlenme molası verdik. Şimdi çok dik eğimli bir tepenin yamacındayız. Oldukça yüksek bir yerdeyiz. İlgili bahsi geçen piramit ve içindeki uçan hava aracının, UFO'nun olduğu iddia edildiği yerdeyiz. Bakalım birazdan tepeyi dinlendikten sonra değerlendirecek. Oradan çıkacak sonuçları daha çok merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Sevgili dostlar, yandım demiştim ya. Yani hakikaten güneşin altında 4 saat, 5 saat, 6 saat bildiğin Amelos, Yunan inşaat tanrısına döndük. Ben de diyorum niye cayır cayır yanıyorum, geriliyor cildim. Şuraya. Geldim. Bak, geldi abi. Sana zahmet. Bak orada sarı şeyler var, buraya gelmeden. Uç sarı ha, şeyden, tığlardan, en kalınlarından 4 tane aldık sana zahmet. Yani bir metre ben merkez dedim, kayıp olabilir, o normaldir yani. Tabii ki. Yani bu alanı çiziyor şimdi, alt tabanın şeyini çiziyor. Evet. Benim dediğim yerleri yarın basketbol sahası gibi düz yaptırtır. Sana bunun içinde ne var ne yok. Şuraya. Aha. Şu nokta bizim noktamız. Ha, bir tane daha. Onu oradan alabiliriz. Çünkü o şeyin içinde kalmış. Boşluğun içine kalmış. Anlamadım. Piramit 3 nokta çıktı. Üçgen. Üçgen diyorum abi. Üçgen piramit tabii. Ben direkt üçgen piramit olarak düşündüm. Ya bu üstteki ana nokta. Ortası şurada. Jessica. Şuralara geliyor. Şu ana nokta olma o. Şuralar. Bireysel. Merkez. Ha, iyi. Şimdi. Gel oğlum sen. Gel. Piramidin bakalım, ortası tepesi mi? He? Tepesi mi? Tepesi derken? En uç noktası. Bak ben şimdi tabanını çizdim sana. Bu taban böyle mi kapsıyor? Orayı yok. Bak he, şu. He. Şu. Üçgen. Şey orta neresi? Sen şurada dur. Sen de öbür tarafta dur.
Öbür uçta. Ben geliyorum. Sen geliyorum. Durun. Beni sayma. Şurada bak, şurası. Evet. Doğa şekillerinden dolayı 20 santim aşağı 20 santim yukarı çarptı cürttü. 40-50 santimlik bir hatayla şu piramit burada bak. Ufak piramit. Ufak abi, ufak. Tek kişilik veya iki kişilik bir hava aracı var içerisinde. Bak şimdi. Gördün mü adamları? Gördüm. Bu, bu ve bu. Piramit bu. Şimdi şu şuraya kayar. O buraya kayar. Bu buraya kayar. Onu ancak zemini şu düzeltirsek şak diye sana ben birebir geometrik şekli çıkarır. Ha, bu kod farkından dolayı frekans kayıyor değil mi hocam? Yani şimdi bunun merkezi bak. Ben bunu şimdi 20 VPP ile buldum. Bak. Şimdi bak. Merkezini bul abi. Bak şimdi. Bu 26 ile bulduk. Sana zahmet. Yukarı çıktıkça bak. 50 2'yi kapat, biri aç. Yani 2'yi kapat, biri açık kalsın. Biri de İç boşluğu tabanla tavan arasındaki iç boşluk. Şurası var ya bak. Evet. Şurayla şurası. Evet. Ben orayı ölçeceğim şimdi. Tamam. Piramidin yüksekliğini ölçeceksin yani. Tamam. Herhalde bir 10 metre ancadır yüksekliği. 40. Saatimiz 18'e geliyor. Piramitle alakalı ölçümler biraz bizi zorladı ama net bir üçgen çıktı diyebilirim. Şu an yükseklik ölçümlemesini yapmaya çalışıyorlar. Bir 12, 1 yaz 12.7 taban. Bir taban. Yani. Onun en alt seviyesi buymuş. 12, yukarı doğru çıkıyorum şimdi bak. En 12 metre 70 santim alıyor. Hı? Hayır, 20 daha fazla. 10 metresi, yani 10 dediği zaman 17.5. Evet. Her bir 1.75. 11, 12, 1.75, 3.5, 12.5, 13, 16, 17, 18 metrelerde falan. Hayır, üzerinde toprak var. Piramidin kendisi 10-12 metre ancadır abi. Tabanı 18 metre aşağıda. Bu demektir ki üzerinde 10 metre toprak vardır. 10 metre civarında, 10-12 metre civarındadır piramid. Abi milattan önce Süleyman Aleyhisselam'a hizmet etti bunlar. Evet. Süleyman Aleyhisselam'a hizmet edenler bunlar. Hizmet edenlerden bir tanesi. Bu Sirius'a ait. Bu üçgen birinci boyut. Sirius'a ait. Evet. Tamam da hayır canım. Sen zahir olarak baktın mı alt boyut ama öyle değil. Sirius'un manyetik alanı bizim gezegen gibi değil. Orada insanlar 2000 sene yaşıyor. 3000 sene yaşıyor, 1800 sene yaşıyor. Ama biz burada 60 sene. Gezegenin manyetik alanı bizi çabuk yaşlandırıyor. Bu sürekli sinyal veriyor tabii. Onu görebilirsin. Öyle bir teknolojiniz de varsa yani. Çünkü insanlar bunu kabul etmez. Bunlar, bu altı araç havada bir şey oluşturuyor, enerji. O enerji odak noktası da evrenin içerisinde izlenmekte. GPS'den, telefondan bizleri takip etmeleri gibi düşünelim gezegende yani. Evren içinden takip ediyor. Bu zamanla ilgili. Bu zaman başladığında, bu son çağ başladığında Nuh tufandan önceki gibi evren içerisindeki boyut enerji duvarları kalkacak. Tüm ırklar birbirleriyle haşır neşir olacak. Onlar bilimde yardım edecekler. Son çağa giriyoruz. Altı Müslümanlar bunu altın çağı demiş. Bunun teferruatları nedir? Bunlar, bu bilimsel çalışmalar, Peygamber Aleyhisselam'ların varlıklarının gösterilmesi,
İşte matematik dehası olan Pisagor'un gösterilmesi, başka başka tarihi, tarihte nerengi noktası atfedilen insanların mezarlarının gösterilmesi. İşte diyelim 3000 yıl önce Suriye'de Yerto Tapınağı var. Dördüncü boyut insi urklarının yaşadığı bir tapınak. Onların bir lahit gibi bir sandıko içerisinde 3000 yıl önce bıraktıkları rulo halinde yazı kayıtlar. Matematikle ilgili, evrenle ilgili, bu gezegenle ilgili bize ışık olacak. Yani bunu bugün bile İsrail'in karşısında gidip devlet bunu el alsa gidip ben gösterebilirim. Ya açacaklar. Bir sürü bilime katkı, tıbba katkı. Her şeye katkı. Ama insanlar istemiyor. Halk uyanmaz. Onun tahsili neymiş? Ya sen ne yapacaksın tahsilini? Devlet de bunu yapacaksın beni. Yani evrenin bir işleyişi var. Evrenin işleyişi içerisinde herkes görevini yapıyor yani. İnsanlara susturacak olan ama bu adamı iyi tutun en iyisi. Ben size söyleyeyim. Ana bak gitti. Bu insanları susturur. 6.5 tekrar ya. 2 metrede falan 2.20 gibi falan durması lazım. Yerle 6 mı şu an? Arasındaki evet. Şey. Boşluk yani. Beşer. Hava aracı. 6 mı 5? 6 mı 5? 2.20 gibi falan çıkması lazım ama bakalım ne çıkacak. Yere oturdu tabana. Evet. Tabana 1.5-2 metre. Tabanla arasında 1.5-2 metre fark var. 2.20 falan diye düşünüyorum ben ya. Yani 1.80-2 arası gibi olabilir. Tamam. Bilemiyorum. Burada görüyorsunuz çok mühim var. Veya 2 metre. Yapsan araziyi. 2 metre diyelim yani. Şunu şurada aşağıya bir düşürsek biz bayağı güzel. Çok fazla da bir şey yok. Çalıyor kadar. Selamünaleyküm. Merhaba. Bizi takip ediyor. Al işte bizi takip ediyorlar ya. Şak 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 fotoğrafı çektiler gidiyorlar ya. Fotoğrafı çektiler. Yok yok sıkıntı yok. Devletin. Devlet diyorum sıkıntı yok ya. Devlet. Onları çek. Tam tepemizden geçtiler ha. Sevgili dostlar, ölçümlemeler bitti. Biz de bittik. Gerçekten yorucuydu. Ama değdi. Sabahki yaşadığımız bir takım ne diyelim? Bu konuyu örtbas etmek isteyen güçler ellerinden geleni yapmayı denediler fakat nihai karar yine devam edelim yönünde oldu ve yanılmadığımızı gördük. Zaten böyle bir komplo bekliyorduk. Çok uzun yıllardır Türkiye'de kullanılan bir yöntemin osilatör cihazıyla frekansların yere verilmesiyle anladığım kadarıyla RF radyo frekanslarıyla elde edilen boşluk, beton, altın bunların frekansları girilerek karşılık değerini feedback olarak alıp almadığına dair izlenimlerle bir takım veriler elde ediliyor bu yöntemde. Vallahi hani gündüzliğin çektiğimiz görüntülerde sizler de gördünüz. Sezai Bey'in dedikleriyle birebir örtüşecek şekilde verilere rastlanıyor. Akşam ettik sayılır. Güneş batmak üzere. Şimdi birazdan otele doğru yola çıkacağız. Biraz dinlenip bir duş alıp arkasından günün kritiğini yapmak için akşam bir röportaj yapacağız hep birlikte. Çok yorulduk ama değdi. Ben çok mutlu olsam da şu an yorgunluktan bunu ifade edemiyor olabilirim. Bunun için özür dilerim. Yarın devamı niteliğinde bir program yapacağız. Yine buraya geleceğiz. Sezai Bey ısrarla bunu da görmemizi istiyor. Yani ben burada olmadığım takdirde siz aynı yerleri işaretleyin. Yine aynı cihazla ölçümleyin. Tespit edemeyeceksiniz. Bu ölçümlemeyi yapamayacaksınız diye. Ciddi tatlı bir aralarında çekişme oldu. Birisi bilimi savunuyor, birisi hakikati. Şimdilik müsaadenizi istiyorum. Birazdan akşam röportajında bir araya gelmek üzere. Hoşça kalın. Geliyoruz. Yeni yola çıktık.
Evet dostlar, yani cihazın elde ettiği bulgular, veriler, Sezai Bey'in verdiği bilgilerle tıpatıp örtüşüyor. Çok heyecanlı bir gündü, onu söyleyebilirim. Ama aynı anda orada başka şeylerle de meşgul oluyorsunuz ve çalışmaların arasında gelen giden haberler, arkamızdan dönen bir takım telefon görüşmeleri ve bu görüşmelere ait kayıtlar tarafıma ulaştığında ister istemez bir diken üstünde tedirgin oluyorsunuz. Çünkü ne olduğu belli olmayan bir takım güç odakları sizin burada yaptığınız çalışmaların her detayından haberdar ve bunu engelleyebilmek adına bir şeyler yapmanın peşindeler. Tabii biz aldırış etmeden çalışmalarımıza devam ettik. Doğru bildiğimizden şaşmadık. Allah var, gam yok dedik. Çok şükür sorunsuz ilk günümüzü atlattık. Verileri gördünüz. Yani altın, elmas, yakut, bunlar tabii ilk duyduğunda insanı hala ben söylerken inanmakta oldukça zorlandığım çok kıymetli taşlar, tonlarca. İnşallah görmek de nasip olur. Ama bunların verilerinin doğru çıktığını duymak inanılmaz derecede bizi keyiflendirdi, gururlandırdı. Ve ilk günü çok şükür sağ salim başarıyla, bitirmenin mutluluğuyla toplanma merkezimize, otelimize, harekete geçtik. Akşam röportajı diye bir şeyden bahsediyordum. Normalde bizim akşam otelde herkes duşunu alıp yemeğini yedikten sonra bir araya gelip günün kritiğini yapmak adına bir röportaj düşünüyordum. Fakat yani ekip zaten gün içerisinde çok fazla efor sarf ettiğinden dolayı mevcut yorgunluklarının üzerine bir yorgunluk daha katmak istemedim. Aksine rahatça dinlenip ertesi günü daha yoğun bir gün bizi beklediğinden bu anı, bu zamanı dinlenerek geçirip ertesi günü daha enerjik ve verimli olabilmesini istedim. Tabii bir nedeni bu, diğer nedeni de ertesi günü yapılacak bu çalışmanın engellenebilmesi için bazı güç odaklarının yapmaya çalıştığı planları, bizi bozguna uğratmak için yaptıkları planları bazı gelen telefon görüşmelerinde öğrendik. Gelen bilgiler arasında takip edileceğimiz, özellikle izleneceğimiz iki uydunun full bütün çalışmamızı izlemeye yönelik hazırlıklar yaptığı yönünde oldu. Bütün gözler üzerinizde olacak, dikkatli olun gibi bir takım bilgiler aldık. Sevgili büyüklerimize, dostlarımıza bu sağladıkları istihbarattan dolayı da çok 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 teşekkür ediyorum. Yani o gün yaptığımız çalışmalar birilerini tedirgin etmiş. Dostlar, buraların özellikle bizim topraklarımızda böyle kıymetli olan kadim kalıntıların, bilgilerin açığa çıkmasını sanırım istemiyorlar. Çünkü başka planları var muhtemelen. İşte onlar da işini yapıyor, bir şey diyemiyorum ama ben de işimi yapmak zorundaydım. Herkes elindeki imkanı ve zekasını kullandı. O akşamımız biraz telefon trafiğiyle geçti. Planlarda bazı değişiklikler yaparak geçti. Zamanlama, hareket, saatleri, yerleri vesaire. Ama çok şükür biz kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edebildik. Ama akşam röportajını bu yüzden sizlere sunamadım. Sevgili dostlar, bir sonraki gün. Bugün birazdan araziye çıkacağız. Araç geldi. Sezai Bey'in dün iddia ettiği gibi o olmadan oradan ölçümleme yapabiliyor muyuz, sinyal alabiliyor muyuz? Hep beraber bunu test etmeye gidiyoruz. Dostlar, şimdi dün Sezai Bey'in
iddia ettiği gibi acaba o yokken görüntü alabiliyor muyuz? Oradan bir ölçümleme yapabiliyor muyuz? Yapamıyor muyuz? Onu şimdi test etmek için Sezai abi olmadan gidiyoruz araziye. Bakalım neler olacak, hepimiz merakla bekliyoruz. Birazdan göreceğiz. Evet dostlar, ilgili yere geldik, aynı yere. Şimdi gerekenleri yapmaya başladı. Birazdan biz de göreceğiz. Evet. Bakalım ne oluyor. Arkadaşlar, şimdi benim aküden yediği için cepten yiyor. Biraz bir mola verseniz bunu alıyor mu almıyor mu bir. Şimdi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sadece boşluk bakıyoruz. İki kanalın ikisini de boşluk frekansıyla yazdık. Boşluğu göreceksin, metali göremeyeceksin dedi. Şuradan bak. Koyduğumuz taşları görüyor musunuz? Evet. Evet. Şu taşlar... Dönüş yapıyor mu oradan? Boşluk sınırımızdır. Döndü. Evet bak. Yani... Gördüm diyor. Okey. Bu bir. Buradan aldı şimdi bak. Buradan ben böyle aldık bittiğim zaman... Şeye kadar götürecek yine. Burada. Denemek için gidebiliriz de istersek. Tamam. Ama gidelim mi? Yani, dönüş yaptığı yere kadar gitti zaten. Orada dönüş ya yaptı. Dünkü tespit ettiğin yerleri tekrar edebiliyor musun? Bir kontrolünü yapalım abi. Şunu alacağız da o zaman. Alttan üstte gidiyoruz aslında. Şimdi buradan bak bizi şeyimiz döndü. Makinamız. Buradan. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Gel oğlum ben şeyi şuradan buradan. Şöyle gitti. Bu koyduğumuz taş bak oradaydı. Şuradan bize taşın hizasından dönmüştü değil mi? Evet. Evet. Buradan döndü. Şuradan bir yerden de kapı açmıştı. Açtı. Evet. Yani şu odalar... O zaman Sezai Bey'in iddiası burada çürüyor. Şimdi şu var. Devam ediyorum. Burada biz birinci oda değil mi şimdi bu biliyorsun? Aynı çıkıyor. Hiç oda belirlemeye bile gerek yok. Ölçebiliyor musun abi sen? Veri alabiliyor musun? Benim için önemli olan o. Önemli olan o. Birinci odaydı. Al. Yani Sezai Bey'in dediği gibi ölçemezsin demişti. Ölçebiliyor musun? Yani... Bizim odalarımızı alıyoruz burada. Oda tamam. Sınırlarımızı alıyoruz. Bir de metal yoğunluğu var mı yok mu onu da bir test edelim. Oradan, dünkü gibi altındı, tamam. Elmastı, kurşundu. Evet. Aynısını oradan devam edelim. Tamam. Oradan algılarız. Tamam. Ha, bak oğlum bana kurşun yaz şimdi. Hah o kurşunu bir test edelim aynen. Yok benim bildiğim odaları da tespit edemeyeceksiniz demişti. Yani burayla alakalı hiçbir şey göremeyeceksiniz ama piramitle ilgili görebilirsiniz demişti. Boşluğu... Sildik. Tamam. Kurşun frekansı. Kurşun, aynen. Bakın ben kurşun burada odayı göstereceğim kendime makineye. Bütün sistemi göstereceğim. Nerede var? Bak şimdi burada sol tarafta bir hat almış. Evet. Aynı bak buradan yine buradan. Şuradan ben şöyle. Taşlar zaten duruyor dünkü gibi. Makine. Dün 4'e 3 büyüklüğünde tespit etmiştim. Şimdi buradan biz
yeniden tespit etti. Yani ölçüm alınabiliyor. Sezai Bey bu konuda maalesef ki yanıldı. Kurşunu da aldık. Şimdi oradan altın, elmas, yakut, beril almıştık. Evet. Bunu da alalım. Evet. Sonra piramide geçelim. Sonra piramide geçelim. Bir som altın frekansının hattı var diyor. Makine. Görüyor musunuz? Bak. Şuradan aldık sinyali. Ya burada bak. Şu anda aynı bizim demin diyorum dün aldığımız yerlerde. Şurada taş aldım. Taş koymuştum. Taştan aynı taş bak. Şu taşla şu taşın arası bizim altın frekansımızın olduğu yerler. Evet. Şimdi doğru ahtapota gidiyor. Ters dönüyor evet. Yani bu reddediyor. Burada ayarlı altın yok diyor. Tıpkı dünkü gibi. Evet. Şimdi elmas frekansını gir. Frekans çok yoğun, çok ağır böyle aşırı yoğun olduğu için bak. Buyur. Burada. Şuradan. Abi çok özür diliyorum ya. Ben şu çubuğu çok merak ediyorum. İnsanlar hep diyor ya kendi eliyle çevirilir falan. Bir tutabilir miyim bunu? Bak bu şey kendi eliyle döndürme şansın yok. Yok. Bak, bu, ben merak ettim. Rulmanlı. Bir taksana üstüne. Nasıl bir hissiyat veriyor onu merak ettim. Şunu da bir devam eder misin abi sen? Evet doğru ya. Yok yani ben emin oldum. Bak acaba dedim mail var diye mi bana dönüyor? Bak ne yaparsam yapayım. Şimdi sizin bilmediğiniz bir şey daha var. Şurada bir hattımız daha var. Bak şuradan geçen. Hattı önce bunu tar. Bunun üzerinde iki tane hem bu bizim ahtapotu titanyum hattı hem de elmas hattı. İkisinin buluştuğu nokta da orada. O şimdi burada buna daha yakın oldun mu buna bak. Bunu, evet evet buraya anladım. Doğru bakar. Burada. Hattın üstüne girdiğinde devam ettiğin zaman sen oradan yukarıya doğru. Bak şu hat sağında kaldı. Evet. Bak tam çizgideyim. Buraya geldiğin zaman içeriği gösteriyor. Buradan çıkınca tamam abi ikna oldum ben. Buyur. Şimdi tabii bir de sizin hani ya bu bizim günlük saatlerce tutuşumuzla dengeli tutuş. Tabii. İlk buna ben başladığımda terazide tutmayı yani sağlamak için vallahi ben şey koyduğumu biliyorum. Küçük su terazileri var ya. Evet. Bunun üstüne böyle. O şekilde. Şimdi bunu tutuş da ben ikna oldum vallahi yani. Sevgili dostlar, dün ölçümlemelerini yaptığımız yerleri biraz önce yine tekrar ettik Sezai Bey olmadan. Tabii bu sefer maalesef ki Sezai Bey yanıldı. Ölçümlemeleri yine dünküyle birebir aynı eşit oranda aldık. İkinci ölçümlemeyi yaptığımız yer olan bir yamaçtayız şu anda. Üçgen şeklinde bir yapı tespit etmiştik dün piramit olduğu söylenen yeri. Şimdi yeniden geldik. Bey hazırlıklarını yapıyor. Şimdi yeniden dünkü gibi aynı yeri ölçümlemeyi deneyecek. Bakalım burada da aynı verileri dünkü gibi elde edebilecek miyiz? Dostlar ölçümleme aldık evet. Ama bu Sezai abinin yanıldığını gösteriyor gibi bir algıya o zaman kapılmamıza neden olsa da esasen durumun öyle olmadığını çok geç olmadan fark ettik. Aslında durumun özeti şu. Sezai Bey aslında haklı. Oradan veri alınamaz. Alamıyorsunuz. Ben bizzat denedim. Yani ekranlarda da izlemişsinizdir. Şu cihazı elektromanyetik alan ölçümleme cihazıdır bu. Bu cihazı videolarda ara ara görmüşsünüzdür. Bu normalde elektromanyetik alan oluşan yerlerde ölçümleme yapıyor ve insan sağlığına zararlı bir sınırın üstüne geçtiğinde algıladığı manyetik alan hem görsel hem sesli uyarıyla sizi oradan uzaklaşmanız yönünde uyarıyor. Normalde yoğun
elektrik akımı çeken eşyaların yanında mesela öter. Ama şehir içinde bile sadece elektrikli eşyaların yanında uyarı veren bu cihaz dağın başında mümkün değil. Zerre kıpırdamaz, kıpırdamaması lazım. Çünkü bulunduğumuz yer çok yüksek bir nokta. Ne bir elektrikli eşya var, ne cep telefonlarımız açık, hepsi kapalı. Baz istasyonu yok tepede, alakasız bir yer çünkü. Elektrik direği, yüksek gerilim hattı, hiçbir şey yok. Tamamen doğayla baş başasınız ama dağa, taşa, toprağa neye tutarsanız tutun, bip 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 ötüp bize o alanda insan sağlığının zarar görebileceği sınırın üzerinde manyetik alan olduğuna dair uyarılar vermişti. 2 ay evvel ilgili bölgeye drone görüntüsü almak için Kerem kardeşimle beraber gittim de cihazı yine yanımda götürdüm. Amacım aynı noktaya geldim. Aynı cihaz elimde. Aradan onca zaman geçti ama bakın bunu her yerde göremezsiniz. Bu tepede elektromanyetik alan var diye sizlere göstermekti tekrardan. Fakat enteresan bir biçimde Kerem kardeşime dedim ki takip et bak dedim birazdan sinyaller artacak. Bunu dedim çek yani. Fakat hiçbir şey olmadı. Hiçbir şekilde veri alamadık. Her yer sıfır gösterdi. Cihaz mı bozuk acaba diye düşündük bir ara ama sonra bende jeton düştü. Dedim tamam ölçümleme almamamız çok normal. Ve taşlar yerine oturdu. Aslında bey ve iş ortağı o gün bizlere çalışmanın yapıldığı gün aslında bunun söylemişti, izah etmişti. Es geçmişim. Farkına varmamışım. Şimdi daha iyi anlıyorum. Bu takım enteresan, gizemli, paranormal şeylerle zaten karşılaştıklarını ve bunlara karşı hazırlıklı olduklarını, bunlar için belli ki bir şeyler yapılmış, artık manevi bir şeyler mi, ritüel mi yapıldı, hiç bilmiyorum, esma çalışması mı yapıldı. Fakat %100 artık bu durumların kendilerini hiçbir şekilde engellemediğini, etkilemediğini o gün zaten dile getirmişlerdi. Ve anlaşılıyor ki Sezai Bey iddiasında hala haklı. Sadece karşı taraftaki araştırma ekibinin böyle bir özelliği olduğunu, bu yönde bazı çalışmalar yapıp dersini çalışarak geldiğini tahmin edememiş olması çok olağan. Yani NŞA'sız normal şartlar altında olmadan çalışma yapabiliyorum demişti. Evet, yapabiliyorlarmış. Çünkü ben o gün ekranlarda gördüğünüz o verileri bu cihazla son gittiğimde ne yazık ki alamadım. Bu bölümü belli oldu. Piramit yapının olduğu kısmın. Şurada bak şuruluyor. Şu iki direğin arasıyla. Şu. Taşın burada bak bir tane şey var burada bak. Ha, üçgen. Ne yapayım? Şöyle şu şekilde bak. Kapı buradan böyle geliyor. Ha burası şu anda bak şuradan kapalı gerçi de. Bu şeyde 994'te ya şimdi. Şu anda kapı bak. Sınırları bunu şu bak. Şöyle. Mesela şuradan geliyor ya da bizim piramidin şeyi. Bak şuradan geliyor. Şöyle bak şimdi buradan böyle dönecek bak. Kapıyı açacak bak. Değil mi? Açtı. Bak yine bak. Buradan kapının sınırları bak. Değil mi? Ben de. Bak. Üçgen mi? Yoksa dikdörtgen mi? Kare mi? Şöyle bak. Üçgen. Üçgen yaptı. Şöyle. Hı? Şuradan şöyle şu taşların burada bir giriş söz konusu. 9.5 giriyorum. Tamam.
küçük saplılar şey olabilir. Olur. Yaş 1'i kapat, yaş 2 yaş sarılganık. Yaş geç. Yaş 1'i kapalı. Şurada. Neresi lan? Şurada çık şurada. Zeray Bey altın dememişti orada. Şey dedi, belki UFO aracını da üçgen demişti. Belki UFO değişik bir materyal olduğu için altına yakın bir rezonansa. Tamam, bir açmalı. Peki bir şey rica edeceğim abi. Bunun frekans değerini elmas ya da titanyum gibi farklı bir şey çevirsen acaba onda alabiliyor musun ölçüm aynı yerde? Bakacağım zaten. Şimdi alüminyum frekansı da yükledim ben ona. Bakacağım. Alüminyum da gidecek mi? Burada. Ver. Şimdi bak. O da çok şey. Şöyle bir şey var. Şöyle. Tabii ben burada bazı şeyleri nasıl anlatayım sana? Net çizemeyebilirim. Böyle altının bir formu kendi kendine yer çekimini yeni özelliğine sahip. Tamam, belki ondan yararlanarak altını yani o yüzden kullanıyor olabilirler. Bak şimdi. Buyur. Gel. Gel sana gel. Buna hiç gitmiyor. Yani bunu hiç tercih etmiyor. Şu an elmas bakıyor. Tamam, şuradan yürüyeyim. Burada bir elmas varmış. Bu bir tesadüf olamaz arkadaş. Bir mi açık, iki mi? İki yaş bir. Her yerde bulunmaz elmas. Yani tek bir tane bulunmaz. Damar ağzı olması lazım. 20 gramın üzerinde. Daha şu. Bak. Şimdi şu köşedeki kırmızı. Şurada ve şu kırmızı, şu o şey, çalının arkasındaki ve şu köşedeki kırmızı. Ben şu anda aşağı yukarı piramidin şöyle ortalarına doğru buraları. Şimdi birincisi, ortalarına denk gelen kısımda altın var. En üst kısmı da tahmin ediyorum bana göre şurası bak. Şurada. Evet. Tamam işte. Buradan bakacağım. Bak buradan gitmeye çalışacağım bak. Bak. Enteresandır, dikkatinizi çektim bilmiyorum. Piramidin duvarlarını şekliyle, bak burası mesela yakın. Buradan oraya ve oradan oraya uzak ya. Ortadaki çıkan üçgenin yapısı da aynı şekilde. Evet bak şimdi şurada çıktı. Kapının elmasımız. Merkezi de aynı şekilde evet. Üçgen. Bak. Kapının girişi de üçgen. Elmasımız da burada. Vallahi merkezde. Merkezde. Hani bak altının sınırlarının da bak, altın, tam merkez göbekte. Altın sınırlarının içinde. Yani 20 gramsa 100 karat. 20 gramın üzerinde. Ben en az 20 gram olarak baktım. En az 20 gram ve üzeri baktım. 100 karatın üzerinde. Onu kapat, sağ aç. Şimdi bak yakut safir grubu, korunt grubu soruyorum, tamam mı? Bu da çok sert olduğu için. Tamam mı? Korunt safir götüreceğim. Bak. Git dedi burada. Makine kendine gidiyor şimdi. Şimdi. Dışarıda duvar kaplama olabilir mi? Skuar. Skuar olur. Mesela altımızda bir kuar
sinyali keşfetti. Bak, gördünüz bak. Bak arkadaşlar bak. Şimdi bak ben gideceğim o karşıya kadar. Coşkun Bey'e kadar gideceğim. Bu bence bak, ben içeriden boşluk yapıyordum ya bak. Bunu, bu içerisi burası boşluk. Bu kalın, kalın bir duvar bak. Görüyor musunuz? Bak. İnşa işe de kuvas. Bak. Bak. Şimdi bakacağım. Bakalım. Aldı mı? Aldı. Bak. İçeri girmeyecek bak. Gördün mü bak? Girdi mi? Gidiyor ama bak. Nereden döndük? Bak. Şu kadar kalınlığında bir kuvas duvar. Bu duvar kuvarstan yani. Kuvarstan. Olabilir değil. Kuvars. İddia ediyorum. Al bak. Çıkın bir. Artanına belki. Burada kuarsın enerjisinden yararlanılmış. Altının da yer çekimi, yerine özelliği. Monoatomik altın bu. Onun frekansı değişmez. Ama bu şu anda yer çekimi de o yüzden yeriyor. Bu o yüzden havada. Toparla hepsini. Dostlar, ikinci çalışma günü ve verileri görüyorsunuz. Üçgen bir piramit çıkması beni ayrıca düşündürdü. O yönde apayrı bir çalışmam olacak. Üçgen piramit duvarları kuvars kristalinden. O da çok epeyce enteresan geldi. Ama zaten uzunca bir süredir kuvars kristalleriyle neler yapılabildiğine zaten şahit olan biri olarak hem şaşırdım hem de hoşuma gitti. Bu yönde kullandıklarına göre mutlaka vardır bir sebebi diye. Duvarları 40 santim kalınlığında kuvars kristali, üçgen bir piramit, içinde havada asılı duran ve som altın frekansı veren bir obje, bir nesne, bir şey. Tepe taşı 6 kilonun üzerinde elmas frekansı veren bir yer. İddialar neredeyse birebir örtüşüyor. Ve dünya dışı araç, havada asılı duran dünya dışı aracın Sezai Bey'in bu yöndeki iddiasının araştırma ekibi tarafından havada asılı duran ama som altın frekans veren bir şey var diyerek örtüşmesi beni heyecanlandırdı. Kafamda bir takım taşların yerine oturmasına aslında sebep oldu. Ne gibi? İşte Anunnakiler altın arıyorlardı vesaire. Altına gösterilen bir ehemmiyet. Sonra piramitlerin yapımında özellikle kullanıldığı düşünülen bir bilim insanının piramitlerin açılmamış bir odasında açıldığında sanıyorsam buldukları bir beyaz tozu araştırdıklarında monoatomik altın olduğunu ve bu monoatomik altının yer çekimine karşı koyabildiğini belli bir oranda. İçinde bulunduğu kütlenin ağırlığını %47 yanılmıyorsam oranında hafiflettiğini duymuştum. Bunlarla birleştirdiğimde çok güzel oturuyor. Yani yer çekimine karşı koyabilme özelliği olan bir monoatomik altının farklı bir elementle, materyalle, dünya dışı teknoloji ve dünya dışı varlıklar tarafından harmanlanarak özel bir materyal elde edilip, bu materyalle UFO dediğimiz bilinmeyen diskleri, araçları imal ediyor olabilirler mi diye düşünmeme sebep oldu. Bu da bir anekdot olarak kenarda kalsın. Tabii bu kadar veriden sonra aklımızda hani bir soru işareti artık kalmaması lazım ve kalmadı da aslında. Ama bir anda aklıma şu geldi. Sezai Bey, hatırlıyorsanız biraz evvel izlemişsinizdir. Tepenin etrafında 6 adet ayrı piramit olduğunu ve bu piramitlerin aktif bir şekilde enerji yaydıklarını, bu enerjilerin hepsinin gökyüzüne bir yerde bir güç merkezi oluşturduğundan bahsetmişti. Ve bir anda
sevgili dostum Hakan'ın verdiği bir bilgi geldi aklıma. Hatırlarsınız kanalımızda yüklüdür. Piramitler serisi, piramitlerle ilgili bilgi verdiğimiz röportaj serisinde Bosna piramidi ile ilgili yanılmıyorsam geçen konuda kısımda aktif piramitlerin 28.4 kHz'lik bir frekans verdiğini, yaydığını ve Bosna piramidinde bu frekansın net bir şekilde ölçümlemelerle bilimsel olarak tespit edildiğini, kanıtlandığını ve yayınlandığını söylemişti. O an dedik ki acaba biraz önce ölçümlemelerini yaptığımız bu piramit iddiasını doğruladığımız noktada 28.4 kHz'lik bir frekans yayılımı var mıdır? 28.4 ne demek biliyor musun? Bak birinci kanalay az oldu. 28.400 Hz'dir bu. Evet. Tamam. Ama bir dakika. Şimdi şu anda sine'da mı? Square'da mı? Hepsini deneyelim. Sine'dan başlayalım. Okey mi? En altında. C1 açık, C2'yi yazmadım ha. C2'yi kapat. C1 açık kalsın. C2'ye square yaz. Devam edelim. Square. Hatta sine yaz ya. Sine'ı dördünü de test edelim. Sinüs, kare, üçgen. C2'ye yazmadım. Şey değil mi? 1. 28.4 kiler. Tamam yazıyorum. Tamam. Bu 1. Sinüs dalga olarak. Bu bizim makinamıza gidiyor. Ter oğlum. Şey yap. Kare. Kare dalga. Diğeri de mi? Hayır. Diğeri kapalı zaten. İşte kare dalga. Öbür kare dalga olsa da bir şey değişmiyor. İki dalga gitmedi. İki modül gitmedi yani. Şu anda biraz önce elmasın gittiği yere döndü bu namus. Buna gitmeye çalışacağım bari. Bu çok özel bir metal. Bu metal yer altından geri geliyor sinyal. Bir metal. Bir metal onu bilmiyor. Çek orada resmi. Açık mı? Görülüyor mu? 28.4 kHz. Evet. Çek. Şu anda bak ben piramidin şu anda girdim bak. Piramidin içindeyim. Bak. Şurada bir köşemiz var. Şurada bir köşe. Burada bir köşe. Bak ben bu tarafa gitmeye çalışıyorum. Bak burada kaldım. Biliyor musun bak. Şuraya gideceğim bak. Burada kaldım. Yani şu köşeyle bak şurada karşımda bak. Biraz önce elması noktaladığım yer. Burası. Altın üstünde tabi merkez. Tam merkezim. Aşağıda ben bu frekansı yayılmazsam alamam. Kesti hemen gider olay. Ben keseyim bakalım gidecek mi buna? Benim enerjimi kessin bak şimdi. Buyur. Çocuk benim enerjimi kesecek gidiyor mu gitmiyor mu? Göreceksin bak. Kesme bir dakika. Ben şimdi makineye doğru gitmeye çalışacağım. Buna rağmen bak. Bak aynı geri geldi.
Tamamen sistemi kapat. Görüyor musun bak, sadece kendine gidiyor işte. Artık kendini kapattı. Orada yaymaya devam ediyor. Yayarsa onu alacak. Yani sen hangi radyo istasyonunu dinlemek istiyorsun? O yapacak. Radyon da o frekansta olacak ki duyasın. Benim radyo şu anda o frekansa kapalı. Oradan yayın daha devam ediyor ama. Gerçekten de. Onun atomik altın, yemin ediyorum burada işte o frekansı abi çok da büyük bu şey yani. Ya bu kadar büyüklükteki bir altın plakası, özgül ağırlığı en yüksek olan metaller olmasına rağmen ama kendi işlevsel özelliğinden dolayı yer çekimi kuvvetini yenebiliyor. Evet dostlar, 28.4 kHz benim kafama mührü vurdu. Bu ölçümlemeyi orada doğru bir karşılıkla alabilmek, yapılan bütün çalışmaların kapağını kapatıp üzerine tasdiği vurmak gibi, mühür gibi bir an oldu benim için. Keşke Hakan da o an orada olabilseydi, bunları yaşayabilseydi, görebilseydi çok isterdim. Ama bizlere sunduğu bu kıymetli bilgi, bakın ne kadar işimize yaradı. Sağlama olarak, doğrulama olarak çok mükemmel oturdu, işimize yaradı. Ve biz de gördük ki evet, aktif bir piramit bu frekansı yayıyor. Yani Hakan Bey'in programlarda dile getirdiği aktif piramit tepesinden yayılan frekans değeri ve bunun daha önce ölçümlendiği, kanıtlandığı, belgelerin yayınlandığı muazzam bir doğruymuş. Bizzat şahit olduk ve çok lezzetliydi. Çok keyifli bir çalışmaydı. Dolayısıyla çalışmalarımız burada sona erdi. Elimizdeki çok değerli bilgileri, kıymetli verileri ve kayıtları sağ salim hiçbir zarara uğramadan İstanbul'a ofisime getirebilmek vardı sırada ve çok ince bir işçilik gerekti. Farklı planlamalar gerekti. Şükür sağ salim ofise ulaştırdık. Birkaç kopyaları, verileri yedeklendikten sonra doğru zamanda ortaya çıkarılmak üzere saklandı. Ve doğru zaman geldiğinde de kurguya girdi. Ortalama bir aydır bu video üzerinde kare kare emek sarf ediyorum. Neden? Doğal olarak çalışmalarda katkısı olan tüm kıymetli dostlarımızın bizim için çok büyük ehemmiyeti var ve kendim haricimde emeği geçen kim varsa herkesin yüzünü gizleme, hatta talep edenlerin tamamen fiziksel görüntüsünü gizleme gibi bir karar aldım. Bu güvenlik sebepleri gereği bence gerekiyordu. Bazı yerlerde isim telaffuzları vardı. Onları mümkün mertebe kaldırdım. İnşallah kaçmamıştır arada. Ki zaten soy isim belirtmediğimiz için sorun yok. Bazı yerlerde çok önemli anlarda sesleri kesmek yerine o anın ambiyansını, yaşanan o duyguyu bozmamak adına seste bir takım değişiklikler yaptım. Ve nihayetinde doğru zaman geldi ve sizlerin önüne sunuldu. Takdirine sunuldu. Velhasılı çalışmalar bittikten sonra İstanbul'a döndük. Ve ilk işim hızlı bir şekilde oradan ayrılmak zorunda kalan ilk ekiple irtibat kurmak oldu. Çünkü o gün yapılan çalışmaların detaylı tetkiklerini, açıklamalarını ve görsellerini hem tarafımıza sunup hem de bir açıklama yapacaklarını söylemişlerdi. Davet ettiler, ben de icabet ettim ve şimdi isterseniz ofislerinde bu konuyla alakalı yaptıkları açıklama ve sundukları görselleri izleyelim. Öncelikle teşekkür ederim bugün sağladığınız imkanları için, evet, emekleriniz için. Yani şöyle, eklemek istediğim çok fazla bir şey yok. Ben zaten o gün oraya geldim, gerekli bütün çekimleri yaptım, arazi yapısını da gördüm.
Yukarıda mesela en tepe bölgede birkaç bölge kazılmış kapıya kapatılmış bölge vardı. Çok fazla gezmedim ama gördüğüm alanlarda kazıp kapatılmış alanlar vardı. Ama yapıya ait bizim istediğimiz bu tür kanıtlar onda yok. Metal bulgusu yok. O da boşluk. Tamamen boşluk. Tamamen boş. Yani tamam altta ufak tefek boşluklar görünüyor ama onlar da büyük ihtimalle zemin zaten kayalık bölge. Doğal boşluklar. Doğal boşluklar olma ihtimali çok yüksek. Tabii onlar da büyük bir olası tarzında falan değil. Yani kayanın kendi boşluklarını diyebiliriz onlara. Tamam. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Çok sağ ol. Kendileri yaptıkları teknik çalışmaların açıklamalarını sizlere sundular. Görsellerini de sizlere sunuyoruz. Değerli dostlar, ilk ekibin yapmış olduğu açıklamalar ve sunmuş olduğu görsel grafikleri hep beraber izledik ve dinledik. Kendilerine yapmış oldukları çalışmalardan ve sağladıkları katkılardan, desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Manisa dosyası burada kapanmıştır. Takdirsiz değerli izleyenlerin, ben bir araştırmacı, programcı, yayıncı, bir kardeşiniz olarak elimden geleni sizlerle paylaşmaya, elde etmeye ve yayınlamaya çalıştım. Keşke elde daha geniş imkanlar olsa, keşke açabilsek ama bizim de haddimiz bir yere kadar. Ülke topraklarımızın hiçbir karışına devletten ve resmi makamlardan izin almadan karış dahi kazılmaması gerektiğini mutlaka belirtiyoruz. Kazı zaten tamamen arkeologların ve bu yönde profesyonellerin işi. Bizimkisini acizane sadece haberdar etmek, farkındalık yaratmak, yetkililerin dikkatini buraya çekebilmek. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Gerekli çalışmayı yetkili merciler sanıyorum kısa bir süre içerisinde başlatacaklardır. Geçen yıl programımız sonrasında kısa bir süre sonra bazı yerlerle birlikte Manisa'da özellikle 4-5 farklı noktanın da kesinlikle korunması gereken 7. derece sit alanı ilan edildiğine dair bir haber duydum. Ve resmi gazetede okuyarak da doğruladım bunu. Bu tabi sevindirici bir haber oldu. Umarız konuyla ilgili bu araştırma yaptığımız yerde yakın bir süreç içerisinde koruma altına alınacaktır. Özellikle uzun süredir bu programı beklediğiniz, sabırla beklediğiniz için yüreklerinizden öpüyorum. Hepinizin sabrına çok 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 müteşekkirim. Merak edip sorduğunuz için, özlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni bir kardeş gibi, bir abi gibi bağrınıza bastığınız için ayrıca teşekkür ederim. Allah nasip ederse farklı bir yolculuğa çıkıyoruz. Rabbim utandırmazsa bu ülkenin kıymetli olan her karışını bundan sonra araştırıp, gezip, ilgili konularla alakalı kıymetli veriler elde ederek, saha araştırması yaparak, saha programları çekerek sizlere ulaştırmak yeni hedefimiz. Manisa'yla sınırlı değil dostlar ülkemizdeki zenginlik. Burası medeniyetlerin beşiği, insanlığın başlangıç noktası, kadim uygarlıkların, medeniyetlerin tekrar tekrar kurulup dağıldıkları nokta. İnsanlığın hikayesinin başladığı ve biteceği nokta. Buralar çok kıymetli.
Ve dolayısıyla masa başında röportaj yapmak çok güzel, çok keyifli ama tarafıma o kadar güzel bilgiler gönderdiniz ki, o kadar kıymetli veriler paylaştınız ki insan dayanamıyor, heyecanlanıyor ve yerinde duramıyor. Bir an evvel oraya, ilgili noktaya gidip bunları bizzat yaşamak, görmek, şahit olmak, araştırmak, kayıt altına almak, varsa ilgili uzmanını bulup ondan destek almak ve bulguları program haline getirerek paylaşmak istiyor. Uzun süredir bunun planını, programını kuruyordum. Rabbime şükürler olsun. Uzunca bir uğraşım ve emeğin ardından, yapılan hazırlıkların ardından artık bu programı hayata geçirmeye hazırız. Çok yakında inşallah ülke topraklarımızı karış karış gezmeye, sizlerin bildirdiği bu konuları ele almaya başlayacağız ve ilk hareketimiz önümüzdeki hafta Yalova, ardından Ankara, hemen ardından Denizli ile başlayacak. Çok güzel sitemler ediyorsunuz, mesajlar atıyorsunuz. Abi işte bizim ilden geçmişsin, aşk olsun, insan bir haber vermez mi? Ağırlardık vesaire. Çok sağ olun, eksik olmayın. Böyle sitemlere can kurban. Tabii insanı herkese tek tek vakit ayırmak istiyor ama inanın zamanla yarışıyoruz. Cevaplayamadığım belki bir sürü mail, belki bir sürü soru vardır. Ama bir de şöyle düşünün, ne olur bana kızmayın. Her gün ortalama 100-150 civarında soru ve mail geliyor. Bunların her birini tek tek cevaplamaya vakit ayıracak olsam hiçbir iş yapamam dostlar. O yüzden mümkün mertebe çok gerekli, aciliyet, önem arz eden konuları tarafıma gönderirseniz çok sevinirim. Instagram'da eğer takip alırsanız, şeref duyarım, Zehirli Mikrofon sayfasından takip alırsanız hangi ilde olduğumuzu oradan yaptığımız araştırmaları daha sık paylaşmaya çalışacağım. Eğer şayet çalışmalardan vakit arttırabilirsek gün içerisinde veya planlı bir biçimde ertesi günü şeklinde bir buluşma noktası ayarlayıp belki bir saat, iki saat çay kahve sohbet için bulunduğumuz ilde sevenlerimizle bir araya gelebilme fırsatını yakalarız. Dolayısıyla bu tip duyuruları yine Instagram sayfamdan sizlerle paylaşacağım. Bundan sonra röportaj olmayacak mı? Olacak ama daha seyrek ve bildiğimiz, sevdiğimiz, gönül verdiğimiz, güvendiğimiz insanlarla. Biliyorsunuz ben epey bir filtre ederek güvendiğim insanlarla program yapmayı tercih eden biriyim. Eğer çevrenizde ilginizi çeken, araştırılması gerektiğini düşündüğünüz bir yer, bir konu, bir hadise varsa, Yozgat olur, Van olur, Hakkari olur, Trabzon olur, Edirne olur, Bayburt olur, neresi olursa olsun, lütfen eğer kayda değer bir şeyler olduğunu düşünüyorsanız, konuyla ilgili eğer elinizde varsa bir takım görseller, videolar, fotoğraflar, sesli kayıt veya yazılı bir biçimde zehirlimikrofon@gmail.com mail adresime iletirseniz çok çok sevinirim. Çünkü bu tek başıma ya da sadece ekipçe yapabileceğimiz bir şey değil. Bu hep beraber yapabileceğimiz bir şey. Şunu unutmayın, Zehirli Mikrofon kurucusu olsam da bu platform bana ait değil. Bu platform hepimizin. Bu platform üzerinden karşılıklı bilgi alışverişi yapmaya ve farkındalığımızı birlikte yükseltmeye çalışıyoruz. Bunu lütfen unutmayın. Dolayısıyla resmin bütününü de tek başımıza mümkün değil ortaya çıkaramayız. El birliğinde güç birleştirerek, bilgi paylaşarak birbirimize destek ve yardımcı olarak sağlayabiliriz. O yüzden kayda değer bir şeyler olduğunu düşündüğünüz ne varsa mutlaka iletin. En kısa sürede arkadaşlarımız tarafından yapılacak aciliyet ve önem sırasına göre, planlama sırasına göre mutlaka irtibata geçilip tarih belirlemesinin ardından çekimler için, araştırmalar için ilgili bölgeye intikal edeceğiz. Arzu ederse kardeşimiz, bize bunu bildiren kardeşimiz programa da dahil olabilir. Birlikte de kaydı gerçekleştirebiliriz.
Dolayısıyla el birliğiyle bir şeyler yapmanın zamanı geldiğini düşünüyorum artık. Bu arada yine izleyenler arasında çok ama çok kıymetli, birbirinden farklı camialarda görev alan isimler var. Siyasetçiler var, doktorlar var, işçi kardeşlerimiz var, elektronik mühendisleri var, avukatlar var, üniversitede görevli dekanlar var. Dolayısıyla her biri sağ olsun, Coşkuncuğum yapabileceğim bir şey olursa mutlaka bildir diyorlar. Ama inanın çok karıştı bilgiler. Dolayısıyla ben burada bir miyat belirleyeyim diyorum. Yaptığınız işle ya da herhangi bir şeyle bizlere destek olabileceğinizi düşünüyorsanız, yardım edebileceğinizi düşünüyorsanız, lütfen bunu da zehirlimikrofon@gmail.com mail adresine yazılı olarak iletirseniz mutlaka notlarını alalım ki ileride yardıma ihtiyaç duyduğumuzda bir alo diyebilirim sizlere ve hep birlikte elde ettiğimiz bu bilgilerin tadına varalım. Kıymetli dostlar, Manisa meselesi burada sona ermiştir. Açılmadığı takdirde bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı, ekstrem başka bir konu paylaşılmayacaktır. Şahsım tarafından bilinen bu konuyla alakalı ne varsa sizlerle paylaştım. Gizlediğim, sakladığım herhangi bir şey yoktur. Bu konuyla ilgili bir takibat da yapmıyorum. Burayla ilgili temennim memleketimize faydalı olması yönünde. Gereken zamanda mutlaka yetkililer gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Ve sizden ricam, lütfen Manisa ile ilgili artık bir şey sormayın. Bütün bildiklerimi paylaştım. Artık önümüzdeki Manisalara bakalım. Yani Van'a bakalım, Ankara'ya bakalım, Bursa'ya bakalım, Edirne'ye bakalım. Tarih fışkırıyor ülkemizin her yerinde. Çok kadim medeniyetlerden inanılmaz kıymetli bilgiler çıkıyor her gün. Bunların peşine koşalım. Bunu bulduk. Elde edebildiğimizi ettik ve paylaştık. Farkındalık yarattık. Herkes Manisa'dan haberdar. Olmayanı da size haberdar edin. Ama artık önümüze bakalım. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için, sevginiz için, güveniniz için ne kadar teşekkür etsem az. Allah eksikliğinizi göstermesin. Varlığınızı, birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Ben artık müsaadenizi istiyorum. Anadolu toprakları bizi bekler. Yolumuz uzun, işimiz zor. Her daim dualarınızı ve yardımlarınızı bekliyoruz. Umarım insanlığa, ülkemize, dünyaya, herkese faydası olacak bir şeylerin altına küçücük de bir imza atabilirsek ne mutlu bize. Bundan sonra daha kısa vakitlerde yüz yüze geleceğimizi umuyorum. Bu kadar uzun bir ara vermeyeceğimi, bir aksilik olmazsa sözünü verebilirim. Tabii biliyorsunuz ben her hafta program yapan biri değilim. Kayda değer bir konu olduğu takdirde mutlaka program haline getirip sizlere sunacağımın garantisini verebilirim. Ama çok araya açmadan, ama haftada bir de olmadan mümkün olduğunca kıymetli programlarla karşınıza çıkmak için ben de sabırsızlanıp can atıyor olacağım. Önümüzdeki program görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, bilgiyle kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Oh,